Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Eka Hocanız. Laptu Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Birinci bölüm temel kavramlar konusuyla karşınızdayım. Arkadaşlar toplamda 3 video olacak. İlk videomuz temel kavramların geniş konu anlatımı. İkinci videomuz ki aşağıda pdf ile beraber göstereyim daha iyi anlarsınız. Birinci videomuz konu anlatımı. Bu konu anlatımının içinde sayı kümeleri, asal sayılar, tek çift sayılar, pozitif negatif sayılar... Ardışık sayılar ve faktöriyel konusu yer alacaktır. Bundan sonraki videomuzda yani ikinci videomuzda kaya sorular. Kaya sorulardan kastım eski nesil sorular yaklaşık 50 tane soru olacaktır. Bu ikinci video olarak gelecek ki üçüncü videoda elit sorular bu da yeni nesil sorular olacaktır. Tamamı kendim tarafından hazırlanmış. Geçen seneki ve ondan önceki yeni nesil çıkmış sorulara dayanarak ve de kazanımlar tanınarak oluşturulmuş sorulardır. Hepsini ben tek tek kendi ellerimle yazdım arkadaşlar. Bu soruları daha önce başka bir yerde görmediniz. O yüzden yavaştan artık ben ki PDF aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Oradan indirip izleyip tekrar edebilirsiniz. Ve de sayı kümeleriyle başlıyorum. Peki sayı kümelerini önce tanıyalım. En küçük sayı kümem benim rakamdır. Peki rakam dediğim nedir? Sayıları ifade etmeye yarayan sembolleri. Biz rakam diyoruz. Nedir bu rakamlar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve de 9. Biz onluk sayı sisteminde çalıştığımız için ondan küçük olan sıfır dahil sayılara biz rakam diyoruz. Yani biz rakamlar sayesinde sayılar oluşturuyoruz. Şunu duyabilirsiniz. Mesela diyor ki adam 233 rakamı ki bunu sadece bir kişi demiyor. Bunu birçok kişi diyor. 233 rakamı yanlış bir ifadedir. Çünkü 233 bir rakam değildir. 233 bir sayıdır. Rakamlar yardımıyla oluşan sayıdır. Rakam diyorsa benim anlayacağım şey 0'dan 9'a kadar 0 ile 9 dahil sayı grubudur. Peki hocam sorular benim karşıma nasıl çıkacak? Bakın bu en temeldir. Tüm sayı kümelerine bunu entegre edebiliriz. 1. X ve Y farklı. Cümleler önemli. Farklı ve rakamlar olmak üzere. Hem farklı olacak yani aynı rakamları seçemeyeceğim hem de rakam olacak x artı y toplamın alabileceği en büyük ve en küçük değerler kaçtır? Peki seçeceğim. Bir x seçeceğim artı bir de y seçeceğim. Düşünüyorum ben maksimum yapmak istiyorum. E ben rakamlar içinden maksimum x'e kaç verebilirim? 9 verdim. Artı y'ye de rakam vereceğim. E tekrar 9'u kullanamayacağıma göre 9'dan bir küçük olan 8'i kullandığımda 9 artı 8'den 17 sonucu en büyük toplamdır. Bu bir. Bir de en küçüğünü bulalım en küçüğü de verebileceğim en küçük rakamları vermek zorundayım. Verebileceğim en küçük rakama baktığımda kaç var burada? 0. O zaman buradan 0 rakamını verdim. Artı 0'ı tekrar kullanamayacağıma göre y yine de bir rakamını verdiğimde bir sonraki en küçük rakam. Toplamı sonucu da 1 olur. Yani en büyük 17, en küçük bir sonucu elde etmiş oluruz. Ve de ilk sorumuzu bu şekilde geçiyoruz. İkinci soru bana diyor ki A, B, C bakın yine farklı rakamlar olmak üzere. A artı B artı C toplamının en büyük değeri en küçük değerinden kaç fazladır? Önce biz en büyük değerini bulalım. En büyük değer için A, B, C'ye sırayla rakamlarını verelim. Tabi burada önemli olan nokta farklı rakamlar olacak. Yukarıdaki soru gibi 9'u verdim artı bir sonraki sayıma 8'i verdim artı bir sonraki sayıma 7'yi verdiğimde toplayalım. 9, 8 daha 17, 7 daha 24. Demek ki bu ifade alacağı en büyük değer 24'müş. 1 cepte. Gelin en küçüğünü bulalım. En küçüğü için de bu sefer en küçük 3 rakamı vereceğim. Ki aynı rakamları veremiyorum. E bu da basit artık. 0 artı 1 artı 2 dediğimde bu toplamın sonucu da 3 olur. O zaman ben en, diyor ki en büyük en küçükten kaç fazla? Yani en büyükten en küçüğü çıkarttığımızda da çıkan sonuç kaç fazla olduğunu verir bana. İkinci soruyu bana 21 olarak buldurur arkadaşlar. Üçüncü soru diyor ki x, y, z farklı rakamlar olmak üzere 3x artı 2 y eksi 5 z ifadesinin alacağı en büyük ve en küçük değerler kaçtır? Şimdi ezberlemiyorum mantıken gidiyorum. Benden 3x 2 y eksi 5 y'nin en büyük ve en küçük, en küçük değerlerini istiyor. Doğru mudur? Önce en büyüğünü buluyorum. Ve mantıken düşünüyorum sayının büyük olması için şu pozitif olanların x ve y'den bahsediyorum. En büyük negatif olan buradaki z'nin de en küçük olması lazım ki sayıyı az küçültsün. Küçültebileceği kadar az küçültsün. Bu mantıkla gidiyorum. Ve de şu detayı hatırlamak zorundayım. Kat sayısı büyük olan 3 mü 2 mi? 3. Pozitifler için konuşuyorum. Kat sayısı büyük olan öndeki x'e verebileceğim en büyük rakamı veriyorum. Çünkü sayıyı yapabileceğim kadar büyük yapmaya çalışıyorum. Artı. 2 çarpı. y, Y'ye 9 veremeyeceğim. E, sayı büyük olmasını istiyorum. Gittim 8'i verdim. Eksi 5 bu sayımı küçültecek rakamları düşünüyorum. Verebileceğim en küçük rakam da sıfır olacaktır. Buraya yazıyorum ki az küçülsün. Küçülecek ama az küçülsün. Gerçi burada küçültmeyecek. Sıfır veriyorum çünkü sıfırlıyor orayı. Bakalım kaç çıkıyor. 9 çarpı 3'ten 27 artı 8 kere 2'den 16 eksi 5 çarpı 0'dan 0 sıfır. yazmama gerek yok. Eşittir. 27 37 6 daha 43 demek ki alabileceği en büyük değer 43 oluyor. Bu bir. Bu tamam. Gelin bir de en küçüğünü bulalım. En küçüğü farklı mantıkla düşünmeyeceğim. Aynı mantıkla düşüneceğim. Bakın sayımızı en küçük yapmak istiyorum ben. Doğru mudur? Sayı küçülten değer burada. Sayıyı pozitifler büyütüyor. Negatif küçültüyor. Doğru mudur? O zaman ben buradaki 3 çarpı x yani verebileceğim katsayısı büyük ya bunun. En küçük sayıyı veriyorum ki sayıyı en az bu büyütsün. Tersten düşünüyorum. 3 çarpı 0. Artı 2 çarpı. Tekrar 0'ı kullanamayacağım. Farklı demişti çünkü. 1'i buraya verdim. Eksi 5 çarpı durdum. Z yerine kaç verirsem bu sayı çok küçülür. E, 2 vermeyeceğim değil mi? Verebileceğim en büyük rakam olan 9'u vereceğim. Eşittir diyorum. 3 çarpı 0'dan 0 sıfır yazmama gerek yok. 2 çarpı 1'den 2. Eksi 5 çarpı 9'dan eksi 45. 2 eksi 45'ten de eksi 43 çıkmış oluyor. Yani alabileceği en küçük değer de eksi 43 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar mantığımızı oturuyoruz. Sakın ha sakın ezberlemiyoruz. Ve ikinci sayı kümemiz doğal sayılar. Şimdi doğal sayıların işareti gördüğünüz gibi ne? Yani bu sayı grubu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n, n artı 1 sonsuza kadar gidiyor. En küçüğü 0, üst sınır yok. Kümesin elemanlarına doğal sayılar denir. Güzel. En küçük doğal sayı gördüğünüz gibi 0'dır. Yani 0 bir doğal sayıdır sıfırdan başlayıp artı sonsuza kadar devam ediyor. Bu da tamam. Doğal sayılar kümesinden sıfırın çıkarılmasıyla sıfır atsam ben bu kümeden oluşan kümeye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 pozitif doğal sayılar. Yani pozitif doğal sayı derse sıfırı almayacağım. Veya sayma sayıları da diyebilirler. Unutmayalım. İki ifadeyi iki şekilde ifade edebiliyorum. Kümeden sıfır attığımda bu ifade pozitif doğal sayılar veya sayma sayıları denir. Pozitif tam sayılar da diyeceğiz. ileride merak etmeyin. Soruya bakıyorum hemen. 4. A ve B doğal sayılar olmak üzere doğal demiş. Bir sınır yok. Sıfırdan sonsuza kadar hepsi olabilir. A artı B 21 olduğuna göre A çarpı B'nin en büyük değeri. Şimdi bunu rahat anlayabilmemiz için alabileceği tüm değerleri tek tek yazayım. A artı B eşittir. Nasıl 21 olur? Doğal sayı diyor. A yerine 0 verdim. Artı B yerine 21. Başka alacağı değerler. 1 verdim. 1 artı 20. Toplam yine 21. 2 verdim. 2 artı 18. 3 artı 17. Bakın 4 artı 3 artı 17 olmadı. Tabii ki de olmadı. İkisini aynı anda niye küçültüyorum ki? Birini büyüteceğim. 20, 21. 2 artı 19 olacak burası. 3 artı 18, 4 artı 17, bla bla bla. Şimdi bizden A çarpı B'nin en büyük değerini istiyor. Doğru mudur? Diyelim ki ilk ikisi bu olsun. 0'a 21. Çarpımları 0. 1'e 20 olsa 1 çarpı 20 ne oldu? 20. Bakın çarpımlarını buluyorum. 2'ye 19 olsa çarpımları 38. Ve ben şunu görüyorum. Sayılar birbirine yaklaştıkça ne kadar yakın olabiliyorsa artık yaklaştıkça çarpımın değeri büyüyor. He. Zaten benden en büyüğünü istiyor. O zaman benim hepsini yazmama gerek yok. Ne yapacağım? Birbirine en yakın nasıl seçebilirim? Şimdi 20 olsaydı 10 10 seçerdim. Sayılar farkı demezdi. 21 olduğuna göre demek ki ben ilk sayıyı 10, ikinci sayıyı 11 veya tam tersi fark etmez. Seçtiğimde gördüğünüz gibi bu iki sayının çarpımı 10 çarpı 11'den 110 olmuş oluyor. Demek ki A çarpı B'nin en büyük değeri 110 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Toplamadan çarpmaya giderken gördüğünüz gibi illa ezberlemek istiyorsanız birbirine yaklaştıkça çarpımın değeri büyüyor. Çift sayı olsaydı 20 olsaydı 10'u seçerdim. Eşit almaya çalışırdım. Benim için daha kolay olurdu. Eğer sayılar farklı deseydi 10'a seçemeyecektim. Unutmayın. Bu da bir soru olarak karşınıza zaten gelecektir. Beşinci soru bana diyor ki x, y, z farklı doğal sayılar. 5x artı 12 artı 2 z eşittir işte 53. Bakın farklı bir soru. 3 bilinmeyen var. Olduğuna göre z'nin en büyük değeri kaçtır? Eğer ben z'nin en büyük olmasını istiyorsam bakın x'in ve y'nin en küçük olması lazım. Bunları en küçük yapacak bir z değeri bulacağım. O zaman ben x'e y'ye kafama göre değer vereceğim. İhtimalleri değerlendirmem lazım. Yazayım bir sayımı şuraya. 5x artı 12y artı 2z eşittir 53. Şimdi z'yi ben en büyük yapmak istiyorsam x'i ve y'yi en küçük yapacağım. Burada sıkıntı yok. Y'ye verebileceğim katsayısı büyük ya. Bunu en küçük yapmaya çalışıyorum. Farklı doğal sayılar. Y'ye verebileceğim en küçük sayı 0. Sıfır. Yazdım 0'ı. Buraya 0 yazdığımda geriye kalan denklemi kurcalıyorum. 5x artı 2z eşittir 53. Hiçbir sıkıntı yok. Hala z'nin benden en büyük olmasını istiyor. O zaman ben verebileceğim x'e en küçük değeri vereceğim. Şimdi 0 vermiştim. x'e 0 veremem. Peki 1 versem. Bakın 1 yazdım. Ne oldu denklemin? 5 artı 2z eşittir 53. 5'i diğer tarafa attığımda 2z eşittir 53 eksi 5'ten 48. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümde z eşittir 24 olmuş olur. Yani z'nin alacağı en büyük değeri ben 24 olarak bu şekilde bulmuş olurum. 3 3'te 3 bilinmeyen 4 bilinmeyen fark etmez. Hangisinin büyük olmasını istiyorsa diğerlerini küçük tutuyorum. En küçüğünü isteseydi diğerlerini en büyük yapmaya çalışacaktım bu soru tarzında arkadaşlar. 6. soru bana diyor ki A, B, C farklı sayma sayıları. Demek ki birden başlayacağım. O olmak üzere. B eşittir. A eksi 7 ve 5C eşittir. A artı B. Olduğuna göre A artı B artı C toplamının en küçük değeri kaçtır? A artı B artı C'nin en küçük değerini bulmaya çalışacağız. Şimdi sayma sayıları kullanacağım. Peki nereden başlarsam benim için mantıklı olur. Bakın. B eşittir. A eksi 7 doğru mudur? B bir sayma sayısı ise eğer düşünüyorum. A yerine 1 versem negatif. Yani 1 versem 1 eksi 7 eksi 6 olmaz. 2 versem olmaz. 3 versem olmaz. 4 versem, 5 versem, 6 versem olmaz. 7 verdiğimde, bakın 7 eksi 7 0 B 0 oldu, doğal olmaz. Bizden sayma sayısı olmasını istiyor. Demek ki ben A'yı yine verebileceğim en küçük değer 8'dir. A'yı buldum kesin. A kesinlikle ve kesinlikle 8, 1. 8 eksi 7'den B sayımız ne oldu? 1 oldu. a 8, B'si 1. Yazalım bakalım yerine sağlıyor mu? A yerine 8, B yerine 1 verdiğimde 8 artı 1 9, 5'in katı değil C yerine bir sayma sayısı koyamıyorum. Demek ki bu değilmiş. En baştan temel çöktü. Denemekten başka şansınız yok. A 8 değilmiş. A'yı değiştiriyorum. E o zaman ben A yerine gidiyorum. 9 veriyorum. A 9 ise 9 eksi 7'den B sayısı ne oluyor? 2. Toplamları 9 artı 2 11 yine olmadı. 5'in katı olması lazım. Yine gitti. Bakın değiştiriyorum. A yerine bu sefer 10 verdim. 10 eksi 7 3. 13 yine olmaz. 11 verdim. Onda da olmuyor. A yine 11 verdim. 11 eksi 7'den B sayısı ne oldu? 4. A artı B ne oldu o zaman? 11 artı 4'ten 15. Peki bu ifade 5 c eşit. Bakın 5 C'ye. 15 5 C ise demek ki C sayısı da 3'miş. A'yı B'yi C'yi buldum. Benden bunun toplamının en küçük değerini istiyor. O yüzden bu şekilde yaptım. A'ya verebileceğim minimum değer. bulmaya çalıştım. Toplayalım. 11 4 daha 15 3 daha 18 olur ve de 6. sorumuzun cevabını bize 18 olarak bulmuş olur arkadaşlar. Bir tık yaklaştıralım öyle yapalım. 7. soru bana diyor ki x y z doğal sayılardır. x çarpı y 18 y çarpı z 12 olduğuna göre x artı y artı z'nin en küçük değeri kaçtır? Bu sefer çarpımdan toplama gideceğim ama tek seferde gidemiyorum. İkili bir işlem var buradan. Peki mantık nedir? x çarpı 18 ise nasıl 18 olur çarpımın sonucu? İhtimalleri değerlendiriyorum çünkü doğal sayı olduğu için. Yani kısıtlı. 18 çarpı 1 olabilir. Sonra 9 çarpı 2 olabilir. Ve de 6 çarpı 3 olabilir. Bu 1. 18 çıkan sonuçlar. Bir de y çarpı z 12 imiş. 12 çıkan sonuçlar. 12 çarpı 1 olabilir. Başka 4 çarpı 3 olabilir. Sıraya gidelim. 6 çarpı 2 olabilir. Ve de 4 çarpı 3 olabilir. Şimdi burada y var. Burada y var. Ben bu y'leri ortak seçeceğim. İkisindeki ortak sayılar bakın 3 burada, 3 burada olabilir. Başka ortak 6 burada, 6 burada olabilir. 2 burada, 2 burada olabilir. 1 burada, 1 burada yani 1 2 3 6 olabilir. Peki mantık ne hocam? Mantık bunları birbirine en yakın seçmek. En yakın. En yakın seçeceksen ben düşünüyorum. Şimdi 6'yı 3, 6'yı 2. 4'ü 3 seçsem 3 3 6'yı kullanıyorum, 4 kullanıyorum. Yani 2 ihtimal var aslında. Ben y'yi 3 seçiyorum. Önce yanlışı görelim. Y yeni 3 yazsam ben, bakın 3 yazdım. O zaman x sayım 6 oldu. Y yeni 3 yazdığımızda z sayısı 4 oldu. Bunların toplamı 6, 4 daha 10, 3 daha 13 oldu. Bu birinci ihtimal. Bir de ben y sayısının büyük olan eğer 6 seçsem, bakın, x sayısı 3 oldu, z sayısı 2 oldu. Yani belli başta ezber bir şey yok gördüğünüz gibi. Topladığımızda da y'si 6'yı da 6, 3 daha 9, 2 daha 11 olmuş oldu. Demek ki bu toplamın sonucu alacağı en küçük değer 11 olarak bulunmuş oldu. Ben ne yaptım? Bir 6'yı seçtim ortak bir de 3'ü seçtim. 1 ile 2'yi de seçebilirsiniz. Kendiniz seçip kendiniz görürseniz hangisinin olup olamayacağını zaten rahat bir şekilde konuyu da rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. O yüzden bariz bir şey bir ezbere gidemiyoruz. Mevzuyu konuyu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. 8. soru bana diyor ki M ve N birer doğal sayı olmak üzere 2m artı 3n eşittir 25 eşitliğini sağlayan n sayısının alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Bir de deneyeceğiz. Doğal sayı diyor çünkü. Zaten kısıtlı. Peki denemekten kastım. 2m artı 3n eşittir 25. Ben ya m'yi ya n'yi seçerek değerler vererek diğerini bulmaya çalışacağım. Kat sayısı büyük olan n var burada. n'ye göre değer veriyorum. Doğal sayı mı? Doğal. O zaman ben n yerine 0 yazsam, 3 çarpı 0, burayı sıfırladım. 2m 25 ise, m sayısı 25 bölü 2. Doğal sayı çıktı mı? Hayır. Demek ki n sıfır olamıyor. Büyüttüm. N yerine 1 yazdım. 3 çarpı 1, 3. Bakın elimize şu kaldı. 2m artı 3'ü diğer tarafa atarsam, 25 eksi 3'ten, 22. Buradan m sayısına geldi, 11. Demek ki ben n'yi 1 seçsem, m'si 11. Deneme yanılmadı. Bir daha yapıyorum ki bir genelleme yapacağım. 0, 1, 2 vermek zorundayım. 3, 2, 6. Diğer tarafa attım 19. 19 2 tam sayı çıkmıyor. Demek ki çift veremiyorum. 0 verdim. Veremiyorum. 1 verdim. 2 veremiyorum. E o zaman 3 verebilirim. 3 kere 3, 9. Diğer tarafa attım. 2M eşittir. 25 eksi 9, 16 mı yapar? Buradan da M sayısı eşittir 8'dir. Yanlış yapmayalım. Güzel. Bakın soru bitti. Bundan sonrasına değer vermenize gerek Yok. Zaten mantık şu şekilde bakın. 11'den 8'e 3 azalmış. 1'den 3'e 2 artmış. Yani bunların kat sayılarının tersiyle orantılı bir şekilde biri artarken diğer azalıyor. Bu mantıkla bir sonraki eşitlik inanmazsanız deneyin. 3 azalttığımda 5. 2 arttırdığımda 5. Bir sonraki eşitlik 3 azalttığımda 2. 2 arttırdığımda 7. Hatta bir sonraki eşitlik 3 azalttığımda eksi 1. 2 arttırdığımda 9. Ama bir doğal sayı diyordu. Demek ki buraya kadar gitmiyorum. E, soru bitti. Benden n'nin alacağı en büyük ve en küçük değer. O zaman benim n sayım en küçük 1, en büyük 7 alıyor. Bunların toplamını soruyor. 1 artı 7'den de toplamının sonucu 8 olarak bulunmuş oluyor. 8. sorumuzun cevabı 8'dir arkadaşlar. 9. soru bana diyor ki A, B birer doğal sayı olmak üzere 2 artı B eşittir 18 eşitliğini sağlayan kaç tane A, B sıralı ikilisi vardır? Buradaki sıralı ikili zaten kartezyende anlatılacak. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani A yerine bir değer yazdığımızda misal 2, B yerine bir sonuç çıkıyor. 2'ye 3. Acaba bu eşitliği sağlayan kaç değer var diyor. Hepsini tek tek bulmamızı istiyor bizden. Tek tek bulacağız. Mantığımızı yaptık yine aynı şekilde. Daha deminki gibi. 2 artı B eşittir 18. Kaç tane A, B sıralı ikilisi? A ve B birer doğal sayı diyor. Kaç sayısı büyük olana doğal sayı değerini veriyorum. A yerine 0'ı yazdım. A yerine 0 yazdığımızda bakın B'si direkt ne geldi? 18. Bu 1. Bir. bir tane daha bulsam yetiyor biliyorsunuz. A yerine 1 yazdığımda 1. 2 kere 1, 2. Diğer tarafa attım 16. B'si 16. Soru bitti. Çünkü mantık şöyle ilerliyor demek ki. Bu arkadaş 1 arttığında bu arkadaş... 2 azalıyor. Bakın kat sayılarla orantılı. 2, 2 azaldı. Kat sayısı 1, 1 arttı. E o zaman bir sonraki demek ki 2'ye 2 azalttım. 14 müdür? Bir sonraki 3'e 2 azalttım. 12. Bir sonraki 4'e 2 azalttım. 10. Bir sonraki 5'e 2 azalttım. 8. Bir daha yazdım 6'ya. 6, ya. 6 8'e 2 azalttım. 4, sonra 5, 6 sıraya gidiyorum. 7 olması lazım. Pardon. 1 arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye 4, 8'e 2, 9'a 0. Durdum. Hepsini yazdım çünkü birer doğal sayıydı. Farklı deseydi ben 6'ya 6'ya alamayacaktım. Kaç tane AB sıralı ikilisi var diyorum. E iyi ki 0, 18. Şöyle yapalım sıralı ikiliyi. Birincisi bu. İkincisi bu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve de bunu sağlayan toplam 10 tane sıralı kili var. Bu da 9. sorunun cevabını bize 10 olarak bulduruyor arkadaşlar. 10. sorumla devam ediyorum. Diyor ki x, y, z birer doğal sayı farklı dememiş. Olmak üzere x çarpı y çarpı z 8. 2x eksi y eksi 3 z ifadesinin en büyük değeri. Bakıyorum pozitif, negatif, negatif. Demek ki buradaki pozitif olan x'in maksimum değer olması lazım. Bu y ve z'nin minimum değerleri olması lazım. Ve birer doğal sayı farklı değil. Bana ne vermiş arkadaşlar? x çarpı y çarpı z'nin 8 olduğunu vermiş. İhtimalleri yazayım. Bariz olan bir tane cevap olacak. Birbirinden farklı değil bu arada. x çarpı y çarpı z 8 ise en büyük değerini istiyor. Ben şunu şöyle düşünebilirim. 8 çarpı 1 çarpı 1 cevap buradan çıkacak. Ama diyeceksiniz ki hocam 4 çarpı 2 çarpı 2'den de çıkabilir. Pardon 4 çarpı 2 çarpı 1'den de çıkabilir. Hatta ve hatta 2 çarpı 2 çarpı 2'den çıkabilir. En büyüğünü istiyorsa e, x'in maksimum alacağı değer buradan bu gelir. Birbirinden farklı demediğine göre 1 1 seçebilirim. Hemen seçtim. 2 çarpı x gördüğüm yere 8 yazdım. Eksi y gördüğüm yere bakın diğer 1 yazdım. Eksi 3 çarpı z gördüğüm yere de 1 yazdım. 0 yazamıyorum zaten en küçük 1 kullanabiliyorum. Yani 8 çarpı 2 16. Eksi 1 eksi 3'ten eksi 4. 16 eksi 4'ten de 12 sonucunu elde ettim. 10. sorumuzun cevabı 12 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Ve de doğal sayıları bu şekilde noktalıyoruz. Şimdi yetti mi? Yetmedi tabii ki de. Elinizden ne kadar kaynak varsa ki kaya sorularda da yapacağım zaten bir dünya çözüm ben. Ne kadar kaynak varsa sayılarla ilgili hepsini çözün. Bol bol doğal sayı sorusu çözün diyorum arkadaşlar. İkinci sayı pardon üçüncü sayı kümümüz tam sayılar. Şimdi doğal sayılar sıkıntı yok. Pozitif sayılarla uğraşıyorduk. En kötü sıfır vardı ama tam sayılar işin içine girdiği zaman birazcık daha zorlaşıyorum. Peki tam sayılar nedir? Tam sayılar eksi sonsuzdan birer birer artarak örneğin eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 artarak artı sonsuza kadar giden sayı kümesine biz tam sayılar diyoruz. Peki tam sayılar da kendi arasında bölüştürülüyor. Yani Z artı derse bana pozitif tam sayı bu arada tam sayılar Z ile gösteriliyor arkadaşlar. Z'nin üstüne sağ artı yazarsa Z'nin sağ üst tarafına artı yazarsa bu bana pozitif tam sayılar der. Demek ki sıfırın sağ tarafı olan 1, 2, 3, 4, bla 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 n'e kadar olan küme alacağım. Bu kümenin adı pozitif tam sayılar. Küme tanıdık geldi mi? Sayma sayılar da bu kümedir. Pozitif doğal sayılar da bu kümeye denk gelir. Peki, z eksi derse bana, bu sefer sıfırın sol tarafını alıyorum. Yani bu tarafı. Eksi sonsuzdan en fazla eksi bire kadar geldiği kümeye de biz negatif tam sayılar diyorum. Z'nin sağ üstünde bu sefer eksi yazıyorum. Hocam, ne pozitife ne negatife sıfırı koymadınız diyebilirsiniz. Çünkü sıfır pozitifte de değil, negatifte de değil. Sıfır sayısı nötr bir sayıdır. Nötr yani işareti yoktur. Artı veya eksi diye adlandırılamayan sayıdır. Burası önemlidir arkadaşlar. 11. soruya geldim. Diyor ki A ve B pozitif tam sayılardır. A kare eksi B kare 2 kare farkı çarpanları ayımada eksiniz varsa oradan tamamlayabilirsiniz. A kare eksi B kare eşittir işte 23 olduğuna göre A çarpı B çarpımı kaçtır? Hemen düşünüyorum. A kare eksi B kare ne demekti? İki kare farkı A eksi B çarpı A artı B. Bu iki sayının çarpımı demek ki 20 2 kare farkı bana bu şekilde parçalamayı öğretiyor. Hemen düşünüyorum. İki tane tam sayılarla işlem yapmışım. Düşünüyorum. Tam sayılarla işlem yapmışsam ben. Sonuç rasyonel çıkamaz. Yani ya 3'tür ya 5'tir ya 1'dir ya 2'dir. Veya negatifidir. Pozitifine göre pozitif tam sayıları kurcalıyorum. İki sayının çarpımı 23 ise 23 elde edebileceğim iki ihtimal var. Ya 1 çarpı 23'tür ya da 23 çarpı 1'dir. Tamam. Yanlıştan doğruya gidelim. A eksi B 23 olsun. Bakın yanlıştan. O zaman A artı B 1 olmak zorunda. Kim? düşünüyorum. İki tane pozitif sayı. En kötü 1 bir, bir seçsem. Toplamı 2 yapar. 1 olabilir mi toplamları? Olamaz. Demek ki bu arkadaşların tam tersi. Yani A eksi B sayısı 1 iken A artı B sayısı kesinlikle ve kesinlikle 23. Bakın adım adım. Ne elde ettim ben? 1. A eksi B'nin 1 olduğunu. 2. A artı B'nin 23 olduğunu elde ettim. E i̇ki denklem iki bilinmeyen var. Taraf tarafa topladığımda eksi b artı b'yi götürür. a, a da 2 a eşittir, 23 artı 1'den 24. her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde Demek ki a sayısı 2'dir. Pardon, a sayısı 12'dir. Bu 1. A'yı buldum, b'yi bulacağım. a sayısını 12'yi geldim. burada yerine yazdım. 12 eksi b eşittir 1. Eksi b'ye eşitliğin sağ tarafından b olarak, 1'i sol tarafa eksi 1 olarak götürdüm. 12 eksi 1'den de 11. B'yi de bu şekilde bulmuş oldum. Soru benden A çarpı B istiyor. Yani 12 çarpı 11 istiyor arkadaşlar. 1, 2'den 2. 1, 1'den 1. 1, 2'den 2. 1, 1'den 1. 2, 3, 1'den. 132'dir. 11. sorumuzun cevabı. 12. soruyla devam ediyoruz. Diyor ki x ve y birer tam sayı olmak üzere x çarpı 18 y çarpı z 15 olduğuna göre x artı y artı z toplumunun en küçük değeri kaçtır? Bakın bu sefer farklı. Neden farklı? Çünkü birer tam sayı diyor. Ve en küçük istiyor. Bu sefer negatifleri düşüneceğim ben. Yine x çarpı 18 nasıl elde ederim? Düşünüyorum. 18 çarpı 1. 9 çarpı 2. Bir de 6 çarpı 3. Negatiflerini düşündüğümde. Mesela bu arkadaşın eksi 18 çarpı eksi 1, diğeri eksi 9 çarpı eksi 2, eksi 6 çarpı eksi 3 ve en küçük olmasını istiyorsa ben bu sefer ortak olan y yerine diğerlerini deneyebilirsiniz yine. Eksi 1 versem x sayısı ne olur o zaman? Eksi 18, z yerine pardon y yerine eksi 1 versem z sayısı eksi 15 olur. Ve bunların toplamını istiyor. Eksi 18, eksi 1, Eksi 15 15'i topladığımda dikkat. 18 1 daha 19. 29 5 daha 34. Önlü eksi geldi. Eksi 34 olmuş olur. Ve 12. sorumuzun cevabı eksi 34 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 13. sorumla devam ediyorum. Diyor ki x, y, z farklı pozitif tam sayı tam sayılar olmak üzere 10 bölü x artı 8 bölü y artı 7 bölü z toplamının alabileceği en büyük Tam sayı değeri kaçtır diyor. Şimdi x, y, z'ye tam sayı değerleri vereceğim. Bir de bunların toplamlarının en büyük tam sayı çıkması lazım. Hmm. Buradaki tam sayı olarak pay kısmında en büyük 10 var. O zaman ben x yerine gider. Farklı olacak, pozitif olacak. x yerine 1 verirsem. Yani şu an elimizde 10 bölü 1. Artı çünkü 10 en fazla bu büyütebiliyor. Sonra y yerine 2. Normal diyebilirsiniz ki hocam z yerine niye 1 vermedik? E o zaman x'e 2 verirdim sayı küçültürdüm. Deneyebilirsiniz. Denemikte sıkıntı yok. O zaman ben y yerine 2 versem, bakın 8 bölü 2 aynı sayılara veremiyorum. Artı 7 bölü bunu tam sayı yapacak. Sonuçta z yerine tabii ki de 7 vermemdir. X, y, z'yi yazdım yerine. Toplamın alacağı en büyük tam sayı değerini soruyor. Bulalım. 10 bölü 1'den 10. Artı 8 bölü 2'den 4. Artı 7 bölü 7'den 1. Sonuç çıkıyor ve toplamın sonucu en büyük yani maksimum 15 olarak bulunmuş oluyor. 13. sorumuzun cevabı 15'tir arkadaşlar. 14. soru bana diyor ki x y pozitif tam sayıdır. x çarpı y eşittir 3x artı 7 olduğuna göre x çarpı y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır diyor bana. Şimdi iki bilinmeyen var. x hem burada var hem burada var. Bu benim kafamı karıştırır. Peki ben ne yaparım? Bunları ortak paranteze almaya çalışırım. Yani 3x'i eşitliğin sol tarafına attığımda x çarpı y eksi 3x eşittir. Sağ taraf 7. Bu bir. Sonra ikisinin de ortak x çarpanları var. Çünkü bir tane x bir tane y olursa daha rahat değer verebilirim. x ortak parantezine aldığımda y kaldı burada. Eksi 3 kaldı burada. Yani x çarpı y eksi 3 eşittir. 7. Bitti mi? Hayır. Daha rahat ya da bitti. Şimdi x ve y pozitif tam sayıysa bakın. Bu x burası y eksi 3. İki tam sayının çarpımı yani x ve y tam sayı verdiğimde İkisi de tam sayı çıkmak zorunda. İkisinin çarpımı 7'ymiş. Düşünüyorum. Hangi iki sayının çarpımı 7'dir? İhtimaller belli. Ya 7 çarpı 1 ya da 1 çarpı 7. Hmm, geldim buraya. X yerine 7 verirsem ben. Demek ki Y eksi 3 sayısı 1 olabilir. Yani X eşittir 7 için. Y eksi 3 1 ise Y'si 4'tür. O zaman buradan X çarpı Y'si 7 çarpı 4'ten 28'dir. Bu 1. Başka x yerine 1 verirsem y eksi 3'ü 7 olabilir. Çünkü tam sayıların çarpımının sonucu tam sayı çıkmak zorunda. x yerine 1 verdim. y eksi 3 7 ise yazalım buraya. x 1 o zaman y sayısı 10'dur. x çarpı y de 10 çarpı 1'den 10 çıkar. Benden en büyük değeri istiyor. En büyük değeri 28 olmuş oluyor. 14'ün sorumuzun cevabı 28 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 15. soru bana diyor ki dikkat. 3x artı 15 bölü x artı 2 ifadesinin bir tam sayı olması için x kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Deminki soru gibi gördüğünüz gibi hem burada x var hem burada x var. Bu bir sıkıntı. Çünkü rahat rahat değer veremem. Ne yapacağım? Tek bir x'e indirgeyeceğim. Bakın bu bir yöntemdir. Gösteriyorum. x'in katsayısı burada 1. Burada x'in kat kaç? 3. Yani burada 1 iken burada 3. Yani 3 katı. Tamam. Buradaki sabit sayı kaç? 2. Yukarıda 15. Keşke 3 katı olsaydı. E o zaman ben 15 sayısını 2'nin 3 katı olan 6 artı 9 olarak yazabilirim. Çünkü 6 benim işime yarıyor. Yani ben bu sayıyı şöyle yazabilirim. 3x artı 6 artı 9 bölü paydası x artı 2. Peki neden böyle yaptım? Şöyle bir örnek vereyim ben size. Normalde 4 bölü 2 2'dir değil mi? Peki ben bunu şöyle yazabilir miydim? 4 sayısını 2 artı 2 bölü 2 diye yazsam. Kalp bölmesi dediğimiz bir olay var. Yani bu 2'yi bu 2'ye böldüğümüzde. Yani ben bunu şöyle yazabiliyorum. Bir sarılarla gösterdiğim 2 bölü 2 artı bir de yeşillerle gösterdiğim 2 bölü 2 olarak parçalayabiliyorum. Bakın buradan 1 geliyor. Diğer taraftan 1 geliyor. Toplam 2. Aynı işlemi şu an burada yapacağım. 3x artı 6 ile x artı 2'yi ayrı bir tarafa yazıyorum. 3x artı 6 bölü x artı 2 artı bir de 9 ile x artı 2 ayrı bir tarafa yazıyorum. 9 bölü x artı 2. Neden yaptım böyle bir şeyi? Çünkü bakın x'in 3 katı 2'nin 3 katı. Demek ki bu arkadaşlar sadeleşir. Yukarı 3 parantezini alıp da x artı 2'leri götürebilirsiniz. Sol taraftan 3 çıkar. Artı sağ taraf 9 bölü x artı 2 çıkar. Güzel. Diyor ki bana ifadesinin bir tam sayı olması için x diyor kaç farklı tam sayı değeri alabilir. Şimdi Peki hocam şimdi ne yapacağım? Sonucun bir tam sayı olması için 3 zaten tam sayı. 3'ü geçtim. 3 ile işim yok. 9 bölü x artı 2'nin tam sayı çıkması lazım. O zaman x artı 2 ifadesi 9'un bölenleri olabilir. Ne olabilir mesela? 9'un bölenleri 1 olabilir. Başka 9'un böleni 3 olabilir. Başka 9 olabilir. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü pozitif dememiş. Bunların bir de negatifleri olabilir. Yani eksi 1 olabilir. Eksi 3. Bir de x artı 2 sayısı eksi 9 olabilir. Benden bunları istemiyor. Benden x'in alacağı değerleri istiyor. Tek tek eşitleyip hepsini tek tek bulalım. Yani x artı 2 sayısı eğer 1 ise x sayısı eksi 1'dir. Tek tek bulmamın nedeni x'in kaç farklı negatif değeri de var diye sorabilirdi. Toplamlarını da sorabilirdi. O yüzden tek tek buluyorum. x artı 2 1 iken x eksi 1. x artı 2 3 iken hızlı hızlı yapalım. x artı 2'si 3 iken x'im 1 olur. x artı 2'im 9 iken x'im 7 olur. x artı 2'im eksi 1 iken x'im eksi 3 olur. x artı 2'im eksi 3 iken x'im eksi 5 olur. Ve x artı 2'im eksi 9 iken x'im eksi 11 olabilir. Soru değişir. Yani en küçük alacağı tam sayı değeri, en büyük alacağı tam sayı değeri, en küçük ve en büyüğün toplamı. Yani buradan yüzlerce soru çıkartabiliriz. O yüzden hepsini buldum. Benden kaç tam sayı değeri alır diyor. Aslında 1, 2, 3, 4, 5, 6 ister. Buradan yapın. İsterseniz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç tane x artı 2 varsa o kadar x vardı diyebiliriz. Yani 15'in sorun cevabını bize 6 olarak buldurur arkadaşlar. 16. soru bana diyor ki ABC negatif tam sayılar olmak üzere negatif. 3A eşittir 4B bir de 3B eşittir 5C. Olduğuna göre A artı B artı C toplumunun en büyük değeri kaçtır? Şimdi negatiflerle uğraşacağız. Bir de en büyük değerini bulacağız. Bir de yetmiyor. Buradaki aynı B'lerin farklı katsayılarıyla uğraşacağız. Durdum. Eğer o ikisi aynı olabilseydi. Demek istediğim şey şu. 3A 4B ya. Hani bunun katsayı 4. Bunun katsayı 3. Bundan ortak 12'ye gelebilir mi? Evet. O zaman burayı 3 ile genişletip aynı anda diğer tarafı 4 ile genişletirsem. Bakın. 3 çarpı 3A'dan ne oldu? 9A eşittir. 3 çarpı 4B'den 12B. Bu bir. Bir de 4 çarpı 3B'den virgül attım. 12B eşittir. 4 çarpı 5C'den 20C. Harika. Şimdi dikkat. 12B'ler ikisinde de aynı ifadeler mi? O zaman hepsini aynı anda birleştiriyorum. Yani burası 9A eşittir. 12B'ydi. Bir de 12B eşittir. 20 C diyebilirim ve ben burada A'ya B'ye C'ye rahat rahat değer verebilirim. Rahat rahat değer verebilmek için de acaba hangi çarpanlara eksik diye 9 sayısını şöyle yazabilirim. 3 çarpı 3 çarpı A nedeni söyleyeceğim. Eşittir. 12 sayısını ben 3 var ya orada 4 çarpı 3 de yazarım. Hatta ve hatta 20 sayısında 4 olduğu için burada 4 çarpı 5 çarpı C. Bu da burada B var diye yazabilirim. Bunu yazdıktan sonra rahat rahat A'ya B'ye C'ye çünkü daha oran orantı bilmedim diye düşünüyorum. A'ya B'ye C'ye değer verebiliriz. Bakın şimdi. Dikkat. 3 3 2 tane 3. Demek ki her çarpanda yani her eşitlikte 2 tane 3 olacak. E bir tane 3 burada var. Diğer eksik 3'ümüz burada. 3 ekledim buraya. Başka. Burada 3 var mı? Yok. Hatta 4 5. 2 tane 3 eksik. O zaman buraya ben C sayısına 2 tane 3 ekliyorum. 2 3 2 3 2 3. Bu bir. Başka. Burada bir tane 4 var. Burada bir tane 4 var. E A sayısında 4 olmak zorunda ki eşitliği rahat rahat sağlayabileyim. Bu da tamam. Sonra 5 var burada. Demek ki ben B yerine bir de 5 çarpanı koyacağım. Hatta A yerine de 5 çarpanı koyacağım ki hepsi kaç eşitleniyormuş? 5, 4, 20, 60, 60 çarpı 6, 12, 180 ile eşitleniyormuş. Ama A artı B'nin en büyük değerini istiyor. Bir de negatif tam sayılar olsun diyor. Yani bunları ben pozitif düşündüm ama A sayısına ben 20 koymak yerine eksi 20 koyarım. B sayısı yerine ben 3 çarpı 5'ten 15 koymak yerine eksi 15 koyarım. C sayısı gördüğüm yerine de ben 3 çarpı 3'ten eksi 9 koyduğumda koyabileceğim en büyük değerler bunlar bu arada. Başka hiçbir şekilde eşitliği sağlayamam. Ha A yerine ben kafamdan tekrar 40 da koyabilirim ayrıca. Hepsini A'ya B'ye C'ye 40 koyabilirim. Ama bu sefer negatif olacağı için sayıyı küçülecek. En büyüğünü istediği için ben A, B, C'ye verebileceğim en büyük değerleri koyuyorum. Bunların toplamını istiyorum. Eksi 20, eksi 35, 9 daha eksi 44 olmuş oluyor. Demek ki bu ifadenin alacağı en büyük değer eksi 44'tür. 16. sorumuzun cevabı eksi 44 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 17. soru bana diyor ki x ve y pozitif tam sayılar olmak üzere 3x artı 5 y eşittir işte, 36 eşitliğini sağlayan kaç adet x y sıralı ikilisi vardır? Zaten buna benzer bir soru yapmıştık. Mantığını hatırlayalım. Birazcık daha karmaşık çünkü bu. 3x artı 5 eşittir 36. Sıralı ikili arayacağım. Kat sayısı büyük olana göre değer verirsem işim yarar. Bir de pozitif tam sayı vereceğim. O zaman y yerine 1'i verdim. Bakın 5 kere 1 5. Diğer tarafa attım ne oldu? 3x eşittir 36 eksi 5'ten 31. 3'e bölünüyor mu? Hayır. Demek ki 1 veremiyorum. 2 verdim. 5 kere 2 10. Diğer tarafa attım 26. Yine 3'e bölünmüyor. Gittim. 3 verdim. 3 kere 5 15. Diğer tarafa attığımda 3x eşittir. 36 eksi 15'ten 21. 3x 21 ise x 7. Güzel. Demek ki y'si üçgen x'i 7. Tamam. Bir tane daha bulayım mı? Zaten bu 3'er 3'er arttığına göre bir sonraki 6'da olacak. Yani 4'te 5'te olamayacağını yazarak görebilirsiniz. Zaten bu yöntemi öğrenmiştik. 3 bu katsayının tersiyle artıyordu. Demek ki bundan sonraki bir sonraki sayı artı 3 olacak. O da 6'da sağlar. 4, 5 gitti. İnanmazsanız deneyelim. 6 kere 5, 30. Diğer tarafa attım 6. X'i de 2 oldu. Bakın bu da 5 azaldı. O da Y'nin kat sayısıyla orantılı. Hatta bir sonrakini de bulayım. 5 azalttım. Eksi 3 de olur. Burayı 3 arttırdım 9. İnanmazsanız yerine yazabilirsiniz X'i. Yani sağlayan sadece 7'ye 3, 2'ye 6 var. Demek ki 2 tane sıralı ikili var. Birincisi 7,3, ikincisi 2,6'dır. 17. sorumuzun cevabı toplam 2 tane sıralı ikili olduğu için 17'yi 2 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. 18. soru bana diyor ki x, y, z pozitif tam sayılar olmak üzere x büyüktür, y büyüktür, z. Bir de x çarpı y çarpı z 108 olduğuna göre x artı z toplamının en küçük değeri x artı z'nin en küçük olabilmesi için bunların birbirlerine en yakın olması lazım. x çarpı y çarpı z yani değerlerin en yakın olması lazım ki x artı z'nin en küçük olsun. En küçük olması için şöyle düşünün. En yakın yani kastım. 3, 2, 1 seçebilirim mesela. Bakın en yakın böyle seçebilirim. Ve toplam 3 artı 1'den 4 olur. Bunu da 108'in çarpanlarından çıkartmam lazım. Bu birazcık meşakkatli bir işlem. Tabi bunun için asal çarpanlara ayırmak bilme bil, asal çarpanlara ayırma bilme, bilmek gerekiyor demek istediğim şey şu 108'in asal çarpanları 2'ye böldüğümde buradan 54 geldi bir daha 2'ye böldüm buradan 27 geldi 3'e böldüm 9 geldi 3'e böldüm 3 geldi 3'e böldüm 1 geldi. Ha bunu yapamıyorsanız 108'den mesela 2 çarpanını çekin 54. Bir 2 daha çekin. Hangi çarpanlar var? Yani illa asal çarpan bilmek. Hani zorunda hani bilirseniz kısa yol olur. Bilmezseniz uzun uzun yaparsınız. Bu da tamam. Şimdi ben bu çarpanları öyle bir bölüştüreceğim ki x büyük y büyük z olacak ve birbirlerine en yakın olacak. Ve düşünüyorum. Ben bir tane 3 2 seçsem 6 olur. Bir 3'ü buradan aldım. Bir 2 aldım. 6 oldu. 3 2 6 olmadı, 3, 3 9 olmadı, 9 6 2 yani 9 6 ve 2 yapabilirim. Tekrar kontrol ediyorum, 3 3 9, 3 2 6 tam oldu. 9 6 2 yapabilirim. Başka 3 çarpı 3'ten 9 yaptım. 2 kere 2'den 4 yapabilirim. Yanına 3 yapabilirim. Bu da tamam. Acaba 6'lı yapabiliyor muyum diye baktım. Şöyle yapayım. İkisini seçtim, 3 kere 2, 6. Şu ikisini aldım. Sonra yok, bir daha almıyorum. 2 kere 3 6 bunlar olmuyor. Seçebileceğim iki ihtimal var. 9 6 2 9 4 3 bir de birinin 1 olduğu vardır. Ama o zaman sayı büyüyor. Gerek yok ona. Şimdi benden en küçük değerini istiyor x artı z'nin. 9 artı 2'den 11 oluşturabildim. 9 artı 3'ten 12 oluşturabildim. En küçüğü otomatikman ne olmuş oldu? 11 olmuş oldu. Ve 18. sorumuzun cevabını 11 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve bir sonraki sayı kimimiz rasyonel sayılar. A ve B birer tam sayı ve B sayısı sıfırdan farklı olmak üzere A bölü B şeklinde bölüm durumunda ki üstteki ifadenin adı paydır. Alttaki ifadenin adı paydadır. Pay Pie bölü payda durumunda yazılırken B sayısı sıfır olamıyor. Çünkü B sıfır olursa tanımsız oluyor. Yazılabilen sayılara rasyonel sayılar denir. Q ile gösterilir. Örnek birkaç tane rasyonel sayı gösterelim. 2 bölü 3 gördüğünüz gibi pay paydan oluşuyor. E burada 1 var hocam bu rasyonel mi diyeceksiniz? Evet. Her tam sayı bir rasyoneldir. Bunların altında hepsinin 1 vardır. Mesela eksi 2 bölü 1 gibi. 0 bölü 1 gibi. Rasyoneldir. 17 bölü 9 rasyoneldir. Eksi 3 bölü 4 rasyoneldir. Yani negatif sayılar da rasyoneldir gördüğünüz gibi. Rasyonel sayılar denir. Bunlara Q ile gösteriliyor ve A bölü B şeklinde yazılıyor. Bu bir. Bir de İrrasyonel sayılar var. E adı üstünde irrasyonel yani rasyonel olmayan. A ve B birer tam sayı. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılara irrasyonel sayılar denir. Rasyonel olmayan. Bu da Q'nun üstünde tiremediğim diyeyim çizgi. Q üstü şeklinde gösterilir. Örnek birkaç irrasyonel sayı verelim. Mesela pi sayısı. Çünkü pi sayısı 3,14,15,92,65 15, 92, 65, bla, bla bla sonsuza kadar gidiyor rasyonel şekilde a bölü b'ye döndürülemiyor. Mesela kök 2 sayısı irasyoneldir. Yine aynı şekilde a bölü b şeklinde yazılamıyor. Kök 3 sayısı irasyoneldir. Mesela arkadaşlar kök 4 sayısı rasyoneldir. Çünkü kök 4 kökün dışına çıkabilir. 2'dir. Yani 2 bölü 1'dir. Dikkat. O zaman kök 5 de irasyoneldir. Umarım burası da anlaşılmıştır. İrasyonel sayılar işte pi'dir, e'dir özel sayılar var. Sonu olmayan altın oran gibi mesela. Bir de köklü sayılardan irasyonelleri bulabilirsiniz. Ondalık sayıların virgülden sonraki kısmı düzenli gelmiyorsa sayı irasyoneldir. Ondalık sayıların virgülden sonraki kısmı düzenli gelmiyorsa irasyoneldir. Kökten rasyonel sayı olarak çıkamayan köklü sayılar da irasyonel sayılardır diyoruz. Kök 2, kök 3, 5. dereceden kök 100, kök 43 gibi diyoruz. Tabi bunlar sonsuz tanedir. Hepsini tek tek buraya yazmaya gerek yoktur. Rasyonel anlaşıldı. İrasyonel anlaşıldı umarım. Bir de gerçek yani reel sayılar. Şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük sayı kümesi bu Tabii bundan büyük karmaşık sayılar var. O karmaşık sayılar konusunda incelenecek. Kafanızı karıştırmıyorum. Rasyonel sayılar kümesi rasyonel a bölü b şeklinde yazılan kümeyle, ile, sayılar kümesinin birleşimiyle ile oluşan kümeye gerçek yani reel sayılar kümesi denir. Peki, ben şeması ile tüm kümeleri bir şekilde yani tek hesapta gösterelim. Bakın şimdi aşağıdan yukarı doğru. Ne vardır en alt kümede? Ne? Yani doğal sayılar. 0, 1, 2, 3, 4, sonsuza kadar giden sayı kümesi. Bu bir. Bunun üstünde tam sayılar var. Çünkü tam sayılar hem sıfırdan bu sayıları kapsıyor. Hem de bunların negatiflerini kapsıyor. Bu da tamam. Bir de rasyonel sayılar var. Rasyonel 6 bölü 43, eksi 2 bölü 7. Ki ondalık sayılar da var burada. 3,47 devirli ondalık sayılar. Normal ondalıklar da olur fark etmez. Rasyoneller sol tarafta. Yani bunların hepsi rasyoneller. Bir de bunların dışında irrasyonel, kök 2, kök 3, kök 5, pi gibi sayılar var. Ve bunların hepsinin bileşimi de bana reel sayıları veriyor. Bildiğimiz, tanıdığımız, şu anda tanıdığımız en büyük sayı kümesine reel sayıları veriyor bana. Umarım anlaşılmıştır. 19. soru bana diyor ki kök 2, kök 3, kök 5 sayılarını sayı doğrusunda gösteririz. Şimdi sayı doğrusuna nasıl gösteririm ben bunları? Bakın bir sayı doğrusu çizeyim. Şöyle. sıfır burası olsun. Sonra bir burası olsun. Negatif tarafa gitmeyeceğim. İki burası olsun. Bir de buraya 3'ü koyayım. Şimdi kök iki sayısını ben nasıl elde ederim? Bakın bu bir birimlik çubuğu. Şu çubuğu alıyorum. Bu bir birimlik çubuğu alıyorum. Bu çubuğu yukarı doğru kopyalıyorum eşitine. Eşit bir şekilde. Ve bu arkadaşı birleştirdiğimde ben Pisagor'u görebiliyorum. Çünkü dik çektim yukarıya. Yani burası bir birim. Bu arkadaşı kopyaladım buraya bir birim. Ve Pisagor bana der ki birin karesi. Bakın birin karesi artı bir birin karesi de burada. Yani dik kenarların karelerin toplamı buraya ben a dersem eşittir a kareye. Yani a kare 2 ise a sayısı eşittir kök 2. Buradaki a sayısı kök 2 eşit ve e bu birden büyük. Bu yeni oluşturduğum şu uzunluğu buradan alıp yatırdığımda bakın yatırmaktan kastım. Yine sıfırdan yatırdığımda bu uzunluk buraya kadar gitti. Harika. Demek ki bulduğum şu sonuç kök 2. Peki hocam ben kök, kök 3'ü nasıl bulacağım? Kök 4'ün 2 olduğunu biliyorum. Kök 3'ü de şöyle bulacağım. Şimdi bu yeni oluşturduğum, şu yeni oluşturduğum uzunluk, şu kök 2 uzunluğu. Bakın sayı doğrusuna yerleştirdim. 1 ile 2 arasında bir sayı. Bir de bunun diki olan 1'i yine çekiyorum buraya. Bakın bir birim uzunluğu aynı çekiyorum. Sonra sıfırla bu yeni çektiğim uzunluğu uzattığımda şu alttaki uzunluğun kök 2 olduğunu biliyorum taburun dik olduğunu. Yüksekliğinde 1 olduğunu ve aynı şekilde buraya ben B dersem şu yeni çektiğim uzunluğu. Pisagor yapalım. Kök 2'nin karesi 2 artı 1'in karesi 1 eşittir B dersem B eşittir 3 pardon B kare Pisagor'dan buradan da B eşittir kök 3 olmuş oldu. Yani benim bu yeni bulduğum uzunluk kök 3 uzunluğu oldu. Ve kök 4'ün 2 olduğunu biliyorum ya ben. Bu uzunluğu aşağıya indirdiğimde bakın şu uzunluğu, şu çektiğim uzunluğun Aşağıya indirdiğimde şöyle bir uzunluk oluyor. Buraya kadar geliyor. Bu yeni çektiğim kırmızı uzunluk kök 3 oluyor. Ve sayı doğrusunda bu şekilde köklü sayılara gösterebiliyorsunuz. Kök 2 tamam. Kök 3 tamam. Peki kök 5 nasıl gösteririm? E, basit. Onda 0'dan 2'ye kadar olan yani kök 4 burası. Alt uzunluğum bu sefer kök 4. 0'dan 2'ye kadar. Bir de bunun yüksekliğini bir birim uzunluğu çekiyorum. Bakın. Yani ben hiçbir şey bilmeden sadece sıfırdan 3'e kadar olan uzunluğu bilsem tüm sayı doğrusundaki tüm köklü sayıları yerleştirebilirim. Yine Pisagor'umu yaptığımda yani birleştirimde hipotenüsümü bulduğumda bir dedim. Dik dedim kök 4'ün karesi 4, Birin karesi bir toplam 5. Kök içinde kök 5 olmuş oluyor. Ve u uzunluğu indirdiğine yaklaşık buraya geliyor. Yani şu sayımızda bizim Kök 5 olarak sayı doğrusuna gösterilmiş olur. bu şekilde tüm sayıları, köklü sayıları sayı doğrusuna gösterebiliriz. İlla rasyonel olarak yazmamıza gerek yoktur arkadaşlar. Peki, şimdi buraya kadar bir sıkıntı yok. Buraya kadar umarım sayılarımız, sayı kümelerimiz anlaşılmıştır. Burada küçük bir sözel kısım gelecek. Bu sadece çıkabilir diye anlatıyorum. Çünkü 9 yazının konusunda dahil burası. Yani küçük bir kısım bazı özellikler var. Kapalılıktır efendim söyleyeyim değişme özelliğidir. Zor bir şey yok korkacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde burayı geçeceğim merak etmeyin. Diyor ki gerçek sayılar kümesinde toplama işleminin özellikleri. Yani biz toplama yapıyoruz ama toplama yapıyoruz ama bunun bazı özellikleri var. Adları var. Nedir bunlar? Bir kapalılık özelliği. Her A virgül B elemanı R. Yani realden iki tane eleman aldım A ve B olarak. Sen bunları topladığında bunlar yine reel kümenin elemanıdır diyor bu özelliğe toplama işleminin kapalılık özelliği. Kapalılık dediğim iki eleman seçtim. Bunları topladım. Yine aynı kümede çıkmak zorunda. Örneğin 2 ve 5 elemanlarını aldım. Bunları topladım 7. 2 ve 5 R'nin elemanı iken 2 artı 5 7 de R'nin elemanıdır. Yani kapalılık özelliği sağlanır gibi sözel bir ifade. Değişme özelliği bana diyor ki her A B elemanı R için A artı B toplamı B artı A toplamına eşittir. Yani toplamada yer değiştirebiliyorsunuz. Bu özelliğe toplama işleminin değişme özelliği nedir? Hemen örnek. 7 artı 2 eşittir. 2 artı 7. 9 gördüğünüz gibi soldan sağa değiştirdiğinizde toplamın sonucu yine 9 çıkar. Birleşme özelliği var diyor toplamanın. Her A, B, C. 3 tane eleman seçtim reelden. Ve bunları A artı B artı C. Yani şunu söylemeye çalışıyor aslında. Önce B artı C'yi topla. Sonra A'yı topla. Veya önce A artı B'yi topla. Sonra C'yi topla. Hiçbir şey değişmez. Bu özelliği toplama işleminin birleşme özelliği denir. Örneğin 7 artı 3 artı 5. E 8 artı, önce 3 artı 5'ten 8. 8 ile 7 topladım 15. Veya 7 artı 3'ü topladım 10. Sonra 5'i topladım 15. Gördüğünüz gibi birleşme özelliği bu şekilde sağlanmış oluyor. Toplama işleminin bir sonraki özelliği etkisiz yani birim eleman. E, etkisiz dediğim zaman direkt zana kafada canlanıyorum. Bir tane A elemanı seçiyorum reel sayılardan. Bu A'yı sen etkisiz olan sıfırla topladığında veya yer değiştirip topladığında sonuç yine a olur diyor. Bu da bana diyor ki 0 toplama işleminin birim elemanları diyor. Örneğin 7 artı 0, 0 artı 7 yine 7 sonucunu bana verdiği gibi. Peki toplama işleminin ters elemanı nedir diye sorarsam. Her A elemanı real, real, sayı için bir tane eleman seçtim A diye. A ile A'nın tersi yani negatifi. Demek ki to toplama işleminde ters eleman önüne eksi atılarak yapılıyor. Veya eksi a'nın tersi a. Topladığımızda sıfır olduğuna göre a'nın toplama işlemine göre tersi eksi a olur diyoruz. Örneğin 5 ile eksi 5'i topladığınızda veya eksi 5 ile 5'i topladığınızda sıfır elemanını elde ettiğimiz gibi. Topla işlem, toplama işleminin özellikleri bu kadar. Bir de gerçek sayılar kümesinde çarpma işleminin özellikleri var. Hızlıca bunları da vereyim. Her a virgül b elemanını r için. Yani iki tane reel sayı elemanı seçiyorsunuz. Bu ikisini çarptığınızda çıkan sonuç yine reel sayı olmak zorunda. Bu özellik çarpma işleminin kapalılık özelliği diyor. Örneğin 2 ve 5 elemanlarını seçtim. Bunlara gittim çarptım. 10. 2 ve 5 reelken çarpımları da reel çıktı bakın. Yani kapalılık özelliği sağlanır diyorum. Bu bir. Değişme özelliği var toplama dolduğu olduğu gibi. A, B elemanında reel sayı seçtim. A çarpı B, B çarpı A'ya eşittir. Yani bu özelliğe çarpma işleminin değişme özel denir. Örneğin 7 ile 2'yi seçtim. 7 çarpı 2, 14. Yer değiştirdiğimde 2 çarpı 7 yine 14'tür. Yani değişme özelliği sağlanır. Bir sonraki özelliğimiz birleşme özelliği. Her A, B, C elemanında R için 3 eleman seçtim. A çarpı B çarpı C. Bu bana şunu söylüyor. Önce B ile C'yi çarp daha sonra A ile çarp veya A ile B'yi çarp sonra C ile çarp diyor. Bu özelliği çarpma işleminin birleşme özelliğini Hemen gösteriyorum. 3 eleman seçtim. 7, 3, 2. Önce içeriği 3 çarpı 2, 6. 7 çarpı 6, 42. Önce bu içeriği 7 çarpı 3, 21. 21 çarpı 2 yine 42 olmuş oluyor. Yani birleşme özelliği çarpma işleminde de sağlanıyor diyoruz. Bir sonraki özelliğimiz etkisiz yani birim eleman. Toplamanın birim elemanı sıfırdır. Çarpmanın birim elemanı birdir. Her A eleman R için bir tane A elemanı seçtim. A çarpı 1 yer değiştirdim. Bir çarpı A sonucu bana A'yı verir. Yani sen seçtiğin sayıyla biri çarptığında yine kendisini elde edersin. Bu da çarpmanın birim elemanıdır. Sonra çarpmanın ters eleman özelliği var. Her A elemanında R için yine bir eleman seçtim. Ve A sayısı sıfırdan farklı. Nedeni anlayacaksınız. Olmak üzere. A ile çarpmaya göre tersi pay payda de yer değişiyor. 1 bölü A'yı çarptığınızda bakın ya da 1 bölü A ile A'yı çarptığınızda çıkan sonuç 1'dir. Yani çıkan sonuç nedir çarpmada? 1 elemandır. A'nın sıfır olam olamamasının nedeni paydaya indirdiğimiz için payda sıfır inemez. O yüzden A sayısı sıfırdan farklı olmak zorundadır. Yani A sayısının çarpma işlemine göre tersi 1 bölü a'dır diyoruz. Örnek verelim. 5 de 5'in çarpmaya göre tersi 1 bölü 5'tir. Çarptığımızda 1 sonucunu elde ederiz. Toplamada yutan eleman yoktu. Burada yutan eleman var. Yutan eleman bir a eleman R için. Her a eleman re için bir değil. Bir tane eleman seçtim. Tabii tüm sayılar için geçerli bu. a sayısı ile sen 0'ı çarptığında veya sıfırla a'yı çarptığında çıkan sonuç 0'dır sıfır çarpma işleminin yutan elemanıdır. Toplamanın yutan elemanı yok. Yani toplamada bir işlemle topladığınızda ay her hani bir işlemde topladığınızda bir tane tek bir sonuç çıkmaz. Ama çarpmada sıfırla çarptığınız anda sonuç sıfır çıkar. Yutan elemanın çarpma işleme göre tersi yoktur. Dikkat. Sıfırın çarpmaya göre tersi yoktur. Yani 1 bölü 0 diye bir şey Birkaç özellik var şimdi toplamayla çarpmayı beraber sağladığı birkaç özellik var. Çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği. Her A, B, C elemanında R için A çarpı B artı C. Yani bakın A çarpı B artı C toplamaya şöyle oluyor diyor. A ile B'yi çarpıyorum. Artı A ile C'yi çarpıyorum. Veya tam tersi A artı B çarpı C olsa diyor. Bakın bunlar birbirine eşit değil bu arada. C ile B'yi çarparım. bc. C. ile A'yı çarparım. A, C. Bu özelliğe çarpma işleminin toplama işlemi üzerine dağılma özelliği denir. Örneğin vermişim 3 çarpı 4 artı 5 çıkan sonuç 27. 3 artı 4 çarpı 5 çıkan sonuç 35. Gördüğünüz gibi bunlar birbirine eşit değil. Yani çarpma özelliğinin birleşme özelliği yoktur. Dağılma özelliğinin birleşme özelliği yoktur. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir de çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği var ama toplamının çarpma üzerine yok. Yani 3 artı 4 çarpı 5 dediğinde Önce 3 artı 4 yapayım. Çarpıp 3 artı 5 yapayım değil. Bu da yok. Amana dikkat. Sadece toplamanın pardon çarpmanın çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği var. Şimdi bunu kısmı geçiyorum artık. Yavaş yavaş işlem kısımlarına gelelim. Gerçek sayılar kümesinde her eleman sayı doğrusunda bir noktaya karşılık gelir. Zaten köklüleri göstermeyi öğrendik. Kökleri gösteriyoruz. Peki eksi 3 bölü 2, 3, 7 bölü 3 sayılarının sayı doğrusuna gösterelim. Bir de rasyonel sayılara bir sayı doğrusuna gösterelim. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları soruyor. Bakın nasıl gösteririm. 0 başlangıçını biraz daha uzatayım. Daha anlaşılsın. 0 zaten benim başlangıç noktam pozitif tarafa gideceğim. Burada 1 var diyelim. Burada 2 var diyelim. Burada 3 var diyelim. Burada da 4'üm 5'im devam ediyor. Şimdi bakın. Tam sayı göstermek kolay. Ne var burada? 3. 3 demek direkt burada anda 3. Sayı doğrusuna 3'ü gösterdim. Peki ben 7 bölü 3'ü nasıl göstereceğim? Şimdi önce şuna karar vermem lazım. Demek ki ben her bir tam kısmı 3'e 3 e ayırmışım. Ayırmadan önce sadece rasyoneldeki o kısma ayıracağım. 3'e 3'e sayıyorum. 3, 6, 9. Şimdi 7 sayısı 6 ile 9 arasında. 7 sayısı 6 ile 9 arasında. Yani 3'ün şöyle diyelim. 3 çarpı 1, 3. 3 çarpı 2, 6. 6. 3 çarpı 3 9. He, bu şu anlama geliyor. 3'er 3'er saydığımda demek ki sayım benim 2 ile 3 arasında anlamına geliyor. Bakın 2 ile 3 arasında. Peki nereye denk geliyor? Şimdi ben her bir parçayı kaça ayırmışım? 3'e. Yani ben 2 ile 3 arasını 3 parça ayırıyorum. 1, 2 kesim yaptığımda bakın 1, 2, 3 parça ayrılmış oldu. Ve 7 bölü 3 demek. Hani 6 bölü 3 2 ya. Geldim buraya 6 bölü 3'e. Bakın 6 bölü 3'tür bu. 6 bölü 3. Bunun üstünü 1 arttırdığımda o da buraya denk geliyor. Bu sayı da 7 bölü 3 olur. E o zaman bu sayı 8 bölü 3 oluyor. 3. O zaman 3 dediğim sayı 9 bölü 3 olur. Bakın kaç parça ayırıyorsam ayırdım. Tam kısmı ondan sonra yaptım. Şimdi geriye doğru gidelim. Eksi 3 bölü 2'yi bulalım. Sıfırsa burası eksi 1 diyorum. Mesela burası eksi 2 diyorum. Ben zaten eksi 1,5 olduğunu biliyorum bunu. Peki nasıl yapacağım ben bunu? Bir kere 3'ü bir azalttım. Eksi 2 bölü 2. Yani eksi 2 bölü 2. Bakın buradan da yapabilirsiniz. Eksi 2 bölü 2 eksi 1. Tamam. Eksi 2'yi nasıl ederim Eksi 4 bölü 2 de eksi 2. Tamam. Şimdi payda kısmına baktım. İki parçaya ayırmış? Demek ki ben eksi 2 ile eksi 1 arasını iki parça ayıracağım. Tek kesim yaptım. İki parça ayırdım. Eksi 2 eksi 4. Demek ki bir arttırdığımda pay kısmını ya da bir azalttığımda diyeyim negatif tarafa Eksi 3 bölü 2 olmuş oluyor. Demek ki eksi 3 bölü 2 sayısı da buraya denk gelmiş oluyor. Bakın eksi 3 bölü 2 burada. 2 sayısı burada. Bir de 7 bölü 3 sayısı burada olmuş oldu. Yani rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde bu şekilde gösterebiliyoruz. Köklü sayıları yani e, nasıl diyelim. Reel sayıları nasıl göstereceğimizi zaten gösterdik demin ki sorularda. Diyor ki gerçek sayılar kümesinin elemanlarıyla gösterilen her sıralı ikili Kartezyen koordinat sisteminde bir noktaya karşılık gelir. Koordinat sistemi birbirine dik iki gerçek sayı doğrusunun sıfır noktasına dik kesişmesiyle oluşur. Şimdi bakın noktaların koordinat düzlemine gösterin. Şimdi demin ki sorularda temel kavramlarda sıralı ikili şeklinde bulmuştuk hatırlıyor musunuz? X'ler ve Y'ler vardı. X virgül Y. Diyelim ki x'e 3 verdiğimizde Y'si 2 çıkıyordu. Bu da kartezyen düzlemde koordinat sisteminde sıralı ikilere denk geliyor. Ve o şu şekilde gösteriliyor elimizde bir sayı doğrusu var. Bir de dik bir sayı doğrusu çizdiğimi düşünün. Ve ikisinin de orijinden kesiştirdiğimizi yani sıfır noktasından kesiştirdiğimizi düşünün. Bakın noktaları gösteriyorum. Mesela A noktası. x eksi 2. Şimdi sıfırın sağ tarafı birinci bileşen. X bileşenim. Dikeydeki bileşen Y bileşenim. Noktaları gösterelim. Eksi 2, 3. Şimdi sıfırın sağ tarafı pozitifti. Sol tarafı negatifti. Yani burası eksi 1 iken burası eksi 2 idi. Demek ki benim birinci bileşenim x ekseninden alınıyor ve x ekseni eksi 2 burada. İkinci bileşenim y'den seçiyorum. Üst taraf pozitif, alt taraf negatif. Yani 3 noktası şuradadır bakın. 1, 2, 3. Peki hocam bunları nasıl kesiştireceğim? Bunları şu şekilde kesiştiriyorsunuz. Buradan 2'yi aldım. Yukarı doğru çıktım. X80 aldıysanız yukarı çıkacaksınız. Çıktım çıktım çıktım. 3'e kadar geldim durdum. 3'ü de buradan aldım. Bu ikisini birleştirdiğimde bu noktanın adı bu noktanın adı A noktasıdır. Yani x'i eksi 2 y'si 3 sıralı ikilisidir. A noktası buraya denk gelir. Hepsini tek tek bulalım. B'si x'i 4'müş. O zaman 4 birim gideceğim. 1 2 3 4. 4 birim gittim. Yukarı veya aşağı ineceğim. Neye göre belli olacak bu? Y'nin pozitif veya negatif olmasına göre. Y'si 5'miş. O zaman yukarıda. 4 burada. 5 burada durdum. 4'ü aldım yukarı doğru gittim. Mavi ile gideyim. 4'ü aldım yukarı doğru gittim gittim gittim. 5'e kadar geldim. 5'i de buradan aldım. İkisini birleştirdim. Demek ki benim B noktam 4'e 5 buraya denk gelmiş oldu. Bu da tamam. Sonra C sayısını bulalım. X eksi 3. Bakın eksi 2'ye kadar gelmiştim. Bir tane daha geri gittim. Eksi 3 burada. Y'si de eksi 3. Demek ki alt tarafta. Eksi 1. Eksi 2. Eksi 2. Eksi 3'e geldim. O zaman ben buradan aşağı ineceğim. İndim indim indim. Bu eksi 3'te buradan birleştirdiğimde bu benim C noktam oldu. O da eksi 3 virgül eksi 3 olarak bulunmuş oluyor. Arkadaşlar C noktası eksi 3'e eksi 3'tü. Bir de D'yi bulalım. 7 eksi 6. X'i 7'ymiş. 4 buradaydı zaten. 5, 6, 7. Nizami yapmadım. Sıkıntı yok. İkinci bileşen eksi demiş. Aşağı doğru gidiyorum. Eksi 4. Eksi 5. O da şurada olsun eksi 6. İndim aşağıya maviyle gidelim. Gittim 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 eksi 6'ya kadar durdum. Eksi 6'dan buradan çektim. İkisini birleştirdiğimde D noktası 7 virgül eksi 6 olarak bulunmuş oldu ve koordinat düzleminde bu şekilde sıralı ikili noktalarını rahat rahat gösterebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat. Yukarıda gösterdiğimiz bizim bu kartezyen koordinat sistemi. Koordinat düzlemini gösterdik. Kartezyen koordinat sisteminde gördüğünüz gibi birinci bileşen bu arkadaş yani x virgül y'lerden oluşuyor ya. Şöyle göstereyim. x virgül y'lerden oluşuyor ya. Buradaki x elemanıdır reel sayı. Buradaki y elemanıdır da reel sayı. Şimdi bunu göstermenin kolay bir yolu var. Şimdi ben x'i r'den y'yi r'den uzun uzun böyle yazabilirim değil mi? Bunları yazmak yerine şunu da yazabilirim ben. Eğer r çarpı r derse bu şu anlama geliyor. Bu birinci bileşen x elemandır R demektir. Bu da ikili bileşen y elemandır R demektir. Yani R kartezyen yani R demek x y sıralı ikilisi seç biri R'den diğeri de R'den demektir. Bunu göstermenin kolay bir yolu var. Yani R çarpı R yazmak yerine R kare derse bakın bu işlem. R kare derse sakın ha sakın R'nin karesini alın değildir bu. R kare demek birinci bileşeni R'den seç ikinci bileşeni de R'den seç, x virgül y sıralı ikilisi oluştur demektir. Bu da artık biliyor musunuz bilmiyorum, biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum. Bu da bu şekilde yapılır arkadaşlar. 22. Sorumuza bakalım. Diyor ki, a ve b birer tam sayı olmak üzere, a ve b birer tam sayı, artı 3 çarpı kök 2 artı b eksi 5 çarpı kök 7 ifadesinin dikkat, rasyonel sayı olabilmesi için Şimdi burada kök 2 varsa bu kök 2'yi yok etmenin tek bir yöntemi var. O da kök 2 ile çarpmak mesela. Hani birden fazla sayı var tabii ki de bunun kök, mesela kök 8 de var ama hani köklü bir sayıyla çarpmamız gerekiyor. Ama ben a yerine köklü bir sayı veremiyorum. a ve birer tam sayıymış. Bu beni tek bir şeye çıkarır. Bu ifadeyi ben rasyonel yapabilmem için yani kök 2'den kurtulabilmem için kök 2 rasyonel değil. İrasyonel bir sayı. Kök 2'den kurtulabilmem için a artı 3 kat sayısının kesinlikle ve kesinlikle sıfır olması lazım. E bu da bana a sayısını eksi 3 buldurur. Bu bir. Aynı mantık kök 7'den nasıl kurtulurum o zaman? Bunun kat sayısı olan b eksi 5'in kesinlikle ve kesinlikle sıfır olması lazım. Ve otomatikman b sayısı da 5'e eşit olur. a çarpı b istiyor benden. Eksi 3 çarpı 5'ten bu çarpma sonucu eksi 15 olarak bulunmuş olur. 22. sorumuzun cevabı eksi 15'tir arkadaşlar. 23. sorumla devam ediyorum. Dikkat. A ve B pozitif tam sayı. Bakın A ve B pozitif tam sayı. Iğısı çıkmamış. Düzeltelim orayı. Pozitif tam sayı ve X gerçek sayı olmak üzere. A ile B pozitif tam sayı. X gerçek sayı. Şimdi dikkat. Şöyle diyeyim. Şimdi arkadaşlar bir şey bir ifade size soru size tam sayı doğal sayı diyorsam ve bu değer vererek çözülebiliyorsam çözülebilir. Ama x gerçek sayı diyorsa x yani değer veremezsin. Çünkü 0 ile 1 arasında bile sonsuz tane sayı vardır. O zaman benim x'ten kurtulmam lazım. A sayısı 5x eksi 11'di. B sayısı 23 eksi 5 xti Soru benden ne istiyormuş? olduğuna göre A çarpı B'nin alabileceği en büyük ve en küçük değerlerin toplamı kaçtır? Şimdi ben A ve pozitif tam sayı A ve B'ye yine değer verebilirim. Fakat x'e değer veremem. Çünkü sonsuz tane sayı var. X'ten kurtulmam lazım. Ben bu iki arkadaşı Taraf tarafa toplasam. Bakın sol taraf. A artı B eşittir. Bu 5x eksi 5x'i götürdü. Katsayılar farklı olsaydı katsayı değiştirip yapabilirdiniz. Kaldı 23. Kaldı eksi 11. 23 eksi 11'den ne geldi? 12 sonucunu elde ettim. Demek ki A artı B toplamı 12'ymiş. E o zaman ben A çarpı B rahat rahat geçiş yapabilirim. Çünkü A ve B pozitif tam sayı. Hmm. En büyük en küçük değerini A ve b değer yazıyorum. Hepsini yazayım. 1 artı 11 yazabilirim. Pozitif çünkü. 2 artı 10. Bir küçülttüm. 3 artı 9. 4 artı 8. 5 artı 7. 6 artı 6. Bula bula bula. Yer değiştirir. Önemi yok çünkü çarpmasını istiyor bizden. Çarpalım bakalım. 1 ile 11'i çarptığımızda. 11. 2 çarpı 10'dan 20. 3 çarpı 9'dan 9. 18. 27. 4 çarpı 8'den 32. 5 çarpı 7. 35. 6 çarpı 6 36 gördüğünüz gibi sayı gittikçe büyüyor ve maksimuma 36'da ulaşıyor. Yani birbirine eşit olduğunda sayılar farklı deseydi 35 alırdım. Sayılar farklı demediği için 36'yı alabiliyorum. Demek ki alacağı en büyük değer 36. E en küçüğü kaç o zaman? 11'dir. En küçüğü de 11'dir. Benden bunların toplamını istiyor. 36, 11 daha toplamı... 47 olarak bulmuş oluyorum ve de 23'ünü sorumuzun cevabı 47'dir arkadaşlar. Asal sayılar bana diyor ki birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayan birden büyük pozitif tam sayılara asal sayılar denir. Yani birden ve kendisinden başka pozitif böleni olmayacak bir de sayı birden büyük olacak yani bir asal bir sayı değildir ki negatiflerde zaten asal aramıyoruz. Pozitif tam sayılara asal diyoruz. Yani 2 sayısı gördüğünüz gibi böleni sadece 1 ve kendisi olan 2'dir. 3 sayısı böleni 1 ve kendisi olan 3'tür. 5 sayısı böleni 1 ve 5'tir. 7 sayısı böleni 1 ve 7'dir. Mesela 6 sayısı asal değildir. Çünkü 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 6'ya bölünür. Yalnızca 1'e ve 6'ya bölünse asal olurdu ama 2'ye 3'e bölündüğü için 6 sayısı asal değildir. Dikkat. Fark ettiyseniz asal sayıların hepsi tek ama her tek asal değil tabi ki de. Mesela 9 sayısı asal değil. Ama çift olan tek asal sayı 2'dir. Bu da azımsanmayacak şekilde soru olarak sizin karşınıza gelecek. Çift olan tek asal sayı 2'dir arkadaşlar. 24. soru bana diyor ki ABC asal sayı ve A çarpı B eksi 4 eşittir C ise A artı B artı C toplumunun en küçük değeri kaçtır? Hemen değer verelim. A çarpı B eksi 4 eşittir C'miş. Şimdi C bir asal. Tamam. A bir asal. Tamam. B bir asal. Bakın şimdi arkadaşlar. Eğer A'ya ve B 4'e beraber asal dersem yani A sayısı diyelim 3 B 4 de 2 olsa 3 çarpı 2 6. Demek ki C asal olmuyor. Şimdi C asalını elde etmek için iki sayıyı çarpıyorsa örneğin 3 asalını ben 3 çarpı 1'den elde edebilirim. Demek ki çarpanlardan birisi 1. E, A 1 olamayacağına göre çünkü asal o zaman b-4 sayısı 1 olmuş oluyor. Bu 1 cepte. En küçük değerini istiyorsa a yerine en küçük asal olan 2'yi veririm. 2 çarpı 1'den de c asalı olan 2 elde ederim. Soru bitti. Otomatikman a sayısı 2. b-4 sayısı 1 ise b sayısı 5. c sayısı 2. Benden bunların toplamını istiyor. 5 artı 2 7. 2 daha 9 olmuş oluyor. 24. sorumuzun cevabını 9 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. 25. soru bana diyor ki H sayısı bir asal sayı ve x e, y birer pozitif tam sayıdır. x kare eksi y kare eşittir h asalı. Olduğuna göre x'in h cinsinden eşiti nedir diyor. Bakın ne yapacağım şimdi. x kare eksi y kare 2 kare farkı ve iki kare farkı şöyle yazılır. x eksi y çarpı x artı y. Bu bir cepte. Şimdi ben x'in h cinsinden eşitini bulacağım. Yani x'i y'yi bulmaya çalışmayacağım. Ve h bir asal ise h'i ben nasıl ad ederim? h çarpı 1'den elde ederim. Düşünüyorum. x artı y 1 olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü x ile y birer pozitif tam sayı. En kötü 1 1 olsa toplam 2 olur. O zaman x eksi y sayısı kesinlikle 1'dir. Hatta x ve y bellidir. 3'e 2. Başka 2 asalım farkı 1 olmaz. Benden bunu istemiyor x, x'in h cinsinden değerini istiyor. Otomatikman x artı y sayısı da h eşittir. Çünkü 1 çarpı h, h. Elimizde ne var? Toparlıyorum. x eksi y sayısı 1'e. Bir de elimizde bizim x artı y sayısı var. Bu da h'a eşit. x'in h cinsinden değerini istiyorsa y'den kurtulacağım. Y'den kurtulmaktan kastım taraf tarafa toplarsam. Y'ler gitti. X, X daha 2X eşittir. Diğer taraf 1 artı H x'in h cinsinden değerini istediği için x'i yalnız bırakıyorum. Her iki tarafı da 2'ye böldüğümüzde x eşittir 1 artı h bölü 2 olmuş oluyor. 25. sorumuzun cevabı 1 artı h bölü 2'dir arkadaşlar. Asallık kolay. Asallıkta sıkıntı yok. Bu şekilde soruları türetebiliriz. Zaten bol bol çözeceğiz. Bir de aralarında asallık kavramı var. Bakın burası daha önemli. Çok önemli. Diyor ki Birden başka ortak pozitif böleni olmayan pozitif tam sayılara en az iki tane aralarında asal sayılar denir. Mesela 5 ile 9 sayıları. Şimdi 5 asal 9 değil ama 5 ile 9 aralarında asaldır. Çünkü ortak bölenleri sadece 1'dir. Birden başka ortak bölen olmayacak. 4 ile 21 ortak bölen 1'dir. 6, 25, 30 sayı 3'lü olduğunda 2 ile 2 bakmayacaksınız. Mesela 2 ile bakalım. 25 ile 30 aralarında asal değil. Ama 6, 25, 30'un sadece ortak bir tane bölünü var. O da 1'dir. O yüzden bu 3 sayı aralarında asaldır. İlla 2 sayı olmak zorunda değil. Ve dikkat. 1 ile 20 sayıları aralarında asaldır. Yani 1 ile tüm sayılar pozitiften bahsediyorum. Aralarında asaldır arkadaşlar. 1 ile diğer pozitif sayılar aralarında asaldır. Bu önemli. Çünkü bu karşımıza çıkacak. Aralarında asal cevapları isteyecek. Biri sakın ha sakın unutmayın mesela 1 ile 2 de aralarında asaldır. Çünkü ortak bölenleri sadece 1'dir. Ardışık pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Misal 2 ile 3, 3 ile 4, işte 4 ile 5 bakın ardışık sayılar aralarında asaldır. Burada da sıkıntı yok ve son olarak A ile B ve C ile de aralarında asal sayılar ise yani A ile B aralarında asal bölüm durumunda yazmışım. C ile de aralarında asal bölüm durumunda yazmışım. O zaman diyor ki otomatikman bana pay kısmı A pay kısmı olan C eşittir. Pay kısmı olan B pay kısmı olan D eşittir. Diyelim ki eşit olmasın. Yani A bölü B vermişim. Burası 4 bölü 6 veya 2 bölü 3 olsun. Bakın sağ taraf aralarında asal. Ama A ile B'nin aralarında asal olduğunu vermediğinde ben şunu diyebilirim ancak. A eşittir 2'nin katı olan bir sayı. B eşittir. 3'ün katı olan bir sayı A ve B'ye 2'ye 3 diyemem. Ama A ile B'nin de aralarında asal olduğunu, C ile D'nin de aralarında asal olduğunu biliyorsam eğer ortak bir kat aramama gerek kalmaz. Direkt pay kısmı pay kısmına payda kısmı payda kısmına eşittir derim ben. Güzel. 26. soruya bakalım. 2x artı 3y ile 3x eksi y aralarında asal 2 pozitif tam sayı. Yani 2x artı 3y ile 3x eksi y aralarında asal iki pozitif tam sayı. O zaman bunları alt alta yazıyorum. Yani 2x artı 3y pay kısmında bölü 3x eksi y'yi bu arkadaşım paydasını attım. Eşittir. Burada 64 vardı. Bir de 52'yi bunun paydasını attım. Hiç sıkıntı yok. Şu anda sol taraf aralarında asal. Sağ taraf aralarında asal mı? Bilmiyorum. Daha değil. Bilmiyorum değil. Asal değil. Sadeleştirelim. 2'ye böldüm. 32. 2'ye böldüm. 26. Bir ikiye daha böldüm. 16. Bir ikiye böldüm. 13. Ne oldu burası? 16 bölü 13. Şu anda aralarında asal mı sağ taraf? Evet. Sol taraf aralarında asal mı? Evet. O zaman kural bana diyor ki pay kısmı yani 2x artı 3y eşittir. Pay kısmı 16'ya. 3x eksi y payda kısmı eşittir. Payda olan 13'e. Ve benden x çarpı y istiyorsa x'i y'yi ayrı ayrı bulacağım. İki denklem, iki bilinmeyen alt tarafı 3 ile çarpıyorum. Bir daha yazıyorum. 2x artı 3y eşittir 16. 3 ile çarptım alt tarafı. 9x eksi 3y eşittir 13, 26, 39. Taraf tarafa topluyorum. 9x, 2x daha 11x. Artı 3 y eksi 3'e gitti. Eşittir. 39, 49, 6 daha 55. 11x 55 ise x eşittir 5'tir. X'i buldum x'i buluyorsam y zaten ortaya çıktı. Yukarıda x yerine 5 yazıyorum. 5 kere 2 10 artı 3 y eşittir 16. Attım bu tarafa. 3 y eşittir 6. Y eşittir 2. X y'yi buldum. Benden bunların çarpımını istiyor. 5 çarpı 2'den de cevabımız 10 olarak bulunmuş oluyor. 26. sorumun cevabı 10'dur arkadaşlar. 27. soru bana diyor ki X ve Y doğal sayılar ve x kare eksi 8 ile y artı 2 sayıları aralarında asaldır. Tamam. x kare y artı 2x kare eksi 8 y eşittir 45 olduğuna göre x çarpı y kaçtır? Şimdi benim buradaki amacım x kare eksi 8'i elde etmek. Acaba nasıl elde ederim? Ve de y artı 2 elde etmektir buradaki amacım. Şimdi x kare alsam güzel. Bakın şuraya geldim. Bu ikisinde x kare var. x kare var. Yani x kare ortak parantezine aldığımda burada y kalıyor. Burada artı 2 kalıyor. Y artı 2 elde ettim. Bir de burada ne var? Eksi 8 Y. Dikkat. 45'i yanına attım. Eksi 45 eşittir 0. Şimdi Y artı 2 var burada. Eksi 8 Y var. Y artı 2'yi çıkarabilmemişim benim buradan. Burası Y'nin eksi 8 katı ya. Bu arkadaş da artı 2'nin artı 2'nin eksi 8 katı olması lazım ki ortak parantez alayım. Yani burası Eksi 16 olmalı. O zaman ben soruyu değiştiriyorum. X kare çarpı Y artı 2 eksi 8 Y dikkat. Eksi 45 var değil mi? Eksi 16 ihtiyacım var. Eksi 45'i ben eksi 16 eksi 15 eksi 30 eksi 29 diye parçalıyorum. Bakın 29 39 45. Peki artık eksi 29'a ihtiyacım yok. Diğer tarafa attım. Sonra şurayı bakın burayı ortak çarpan olarak eksi 8 parantezin alıyorum. x kare çarpı y artı 2. Eksi 8 parantezinde dikkat. Burada kaldı y. Burada kaldı artı 2. Bu da diğer tarafa gitmişti. 29. Soru büyük oranda bitti. Neden? Çünkü her ikisinde y artı 2 çarpanlarını buldum. Bir de gittim y artı 2 parantezini aldım. y artı 2 parantezinde burada x kare kaldı. Burada eksi 8 kaldı. Eşittir 29 ve soru bitti. Neden? Çünkü x kare eksi 8 ile y artı 2 aralarında asaldı. Bakın y artı 2 ile x kare eksi 8 elde ettim. Ve bu çarpımın sonucu 29'muş. Aralarında asalsa demek ki pozitif. E ben 29'u yalnızca 29 çarpı 1 veya 1 çarpı 29'dan elde edebiliyorum. Bu da tamam. Yani ya bu 1 ya bu arkadaş 29 ya da ya bu arkadaş 29 ya da bu 1. Önce birinciyi yapalım. Y artı 2 1 ise zaten cırtlıyor burada. Y eşittir eksi 1. E x y doğal sayıydı. Demek ki 1'e 29 olamıyor. Tek ihtimal 29'a 1 kaldı. Bu da tamam. Gelin buna göre çözelim. Y artı 2 sayısı demek ki 29'muş. E o zaman y sayısı 27. Y'yi bulduk. Bir de x'i bulacağım. x kare eksi 8 1 ise x kare eksi 8 eşittir 1. Buradan x kare sayısı bana 9 verir. İki ihtimal var. x sayısı ya 3 ya da x sayısı eksi 3. E doğal sayı demiş. Eksi 3 olamaz. E otomatikman x sayısı da 3 olmuş oldu. Bunu da buldum. Benden çarpımlarını istiyor. 27 çarpı 3'ten de bu iki sayının çarpımı 81 olarak bulunmuş oluyor. Ve de 27. sorumuzun cevabı 81'dir arkadaşlar. 28. soru bana diyor ki x, y, z sayıları 15'ten küçük farklı asal sayılardır. 2x eksi 5 y eksi 3 z ifadesinin en küçük ve en büyük değerlerin toplamı kaçtır? 15'ten küçük asalları yazıyorum. 2, 3, 5, 6 olmaz. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Başka var mı? Yok. Ben bu sayıları kullanarak 2x eksi 5 y eksi 3 z'yi en büyük ve en küçük yapacağım. Önce en büyük yapalım. 2x Eksi 5Y eksi 3Z. En büyük yapmak için pozitif olan x'in kat sayısı olan 2 x'e maksimum değerini veriyorum. Bu asallardan 13'ü kullanabilirim ben ancak. Sonra eksi 5Y ve eksi 3Z sayı küçültüyor. Peki en çok hangisi küçültür? Eksi 5 çarpı Y olan. O zaman Y'ye verebileceğim en küçük asalı veriyorum. Yani 2'yi aynı asalları kullanamıyorum. Z'ye 2 veremeyeceğime göre bu da küçültüyor çünkü. En küçük asıl olan 3'ü verdim. Bakalım en büyük kaç çıkıyor bu toplam? Evet en küçük ve en büyük değerin toplamı. 2 çarpı 13'ten 26. Eksi 5 çarpı 2'den eksi 10. Eksi 3 çarpı 3'ten eksi 9. Eksi 10 eksi 19. 26 eksi 19'dan da 7 sonucunu elde ettim. Demek ki en büyük 7 oluyor. Tamam. En küçüğünü bulalım. En küçüğü için de düşünüyorum. 2x sayıyı büyütüyordu ya. Bu sefer x asalı yerine ben bakın 2 çarpı x asalı yerine ben en küçük asalı vereceğim. Sayıyı büyütmesin. Yani negatif çıkarsın. Eksi 5 çarpı. Y kat sayısı büyük olan hani eksi 5 en büyük değil mi? 5 kat sayısı en büyük. Ve sayıyı en çok küçülten bu. O zaman ben en büyük asal olan 13'ü buraya veririm. Eksi 3 çarpı Z yine de diğer en büyük asal olan 11'i veririm ki sayıyı küçültsün. E buradan çıkan sonuç 2 çarpı 2'den 4. 5 çarpı 13'ten 65 eksi 65 eksi 3 çarpı 1'den eksi 33 geldi. Yani 60, 95, 98, eksi 98, 4 daha eksi 94 olmuş oldu. Ve de 28. sorumuzun cevabı tekrar bir kontrol ediyorum. Yanlış yapmayalım. ha Eksi 94 oldu. Bu en küçük değerim. Eksi 94 soru daha bitmedi. Benden bunların toplamını istiyor. Yani en küçük değer eksi 94, en büyük değer artı 7 topladığımızda eksi 87 olmuş oluyor. Ve de 28. sorumuzun cevabı eksi 87 olarak bulunmuş oluyor. Güzel bir soruydu arkadaşlar. 29. soru bana diyor ki 31'den küçük olup 12 ile aralarında asal olan kaç doğal sayı vardır? 31'den küçük olacak 12 ile aralarında asallık arayacağım. O zaman 1'i de kullanacağım ben. 1, 31'den küçük, 12 ile aralarına sal. 2 değil. Bakın demek ki 12'nin çarpanlarında 2 var mı? Var. O zaman 2'nin katı olan sayılar olmayacak. 2'yi geçtim. Sırayla tek tek bakıyorum. 3, 12'yi bölüyor. Olmaz. 4, ortak 2 var. Olmaz. 5 olur. Ortak bölen yok. 6 olmaz. Çünkü 2 ve 3 var. 7 olur. 8 olmaz 2 var. 9 olmaz 3 var. 10 olmaz 2 var. 11 olur. 12 zaten olmaz kendisi. 13 olur. 14 olmaz 2 var. 15 olmaz 3 var. 16 olmaz 2 var. 17 olur. 18 olmaz 2 var. 19 olur. 20 olmaz 2 var. 21 olmaz 3 var. 22 olmaz 2 var. 23 olur. 24 olmaz 2 var. Ortak olarak 2 var. 25 olur. 5 yok çünkü. 26 olmaz 2 var. 27 olmaz 3 var. 28 olmaz 2 var. 29 olur. 30 olmaz 2 var. 31 zaten olmaz. 31'den küçük olacak çünkü. Demek ki 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29 olur. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayı var. Yani 29. sorumuzun cevabı da 10 olarak bulunmuş oluyor. 30. soru bana diyor ki x artı 2 ve y artı 5 aralarında asal sayılar olmak üzere ve de x büyüktür y'ymiş x artı 2 çarpı y artı 5 94 olduğuna göre x eksi y farkı en çok kaçtır diyor. x eksi y farkını en çok yapacağız. Yani x en büyük yapacağım. Şimdi şöyle bir şey yapsam ben. x artı 2 çarpı y artı 5 yazayım çarpan ayıracağım. Eşittir 94. 94'ün çarpanını düşünüyorum. Şimdi x'in en büyük olması için, çünkü x eksi y farkı en çok olması için x'in maksimum y'nin minimum olması lazım. Ve x artı 2 ile y artı 5 aralarını asal. Şimdi x, y doğal sayı tam sayı demiyor. O yüzden negatif de olabilir, pozitif de. Ve 94 sayısını ben hangi aralarında asal yapabilirim? Yani x artı 2'yi 94, y artı 5'i 1 seçsem. Çünkü 1 ile 94 aralarında asaldır. Sakın sakın 2'ye, efendim 45, 48'e 2 seçmeyin. O zaman küçük çıkar. En büyüğünü istiyor bana, en çoğunu. x artı 2 94 ise x sayısı otomatikman 92. E, y artı 5 1 ise y sayısı otomatikman 5 eksi 1'den diğer tarafa attığımızda 1 eksi 5'ten eksi 4 olur. X y'nin burada bana pozitif olma şartı yok. E x y'den büyük buldum. Farkları en çok diyor. Yani x dediğim 92 eksi y dediğim eksi 4 eksi eksiden artı 4 92 artı 4'ten 96 olmuş olur ve de 30. sorumuzun cevabı da 96 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Umarım aralarında asallık kısmı da anlaşılmıştır. Peki şimdi tek çift sayıları inceleyelim. Tek çift sayılar zaten biliyoruz ama yani bilmiyoruz gibi kabul ediyoruz. En baştan temeli ata ata geliyoruz. Güzel sorular var bu arada burada. En diyor bir tam sayı olmak üzere n sayısı bir tam sayı. Çift sayılar şöyle ifade edilir. 2'nin katı olan yani eksi sonsuzdan geliyor. Eksi 2 en. eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 2n'e kadar giden 2n'le isimlendirdiğimiz sayı grubuna biz çift sayılar diyoruz. Bu bir. Sonra tek sayılarda şöyle ifade ediliyor. Eksi 2n artı 1'den geliyorum. Bula bula bula. Eksi 5 eksi 3 yine 2 2 artıyor. Eksi 1 1 3 5. 2n artı 1'e e kadar giden yani sonsuza kadar giden sayı grubuna da tek sayı diyorum. Peki en kolay yolu 2'ye böldüğünüzde tam bölünüyorsa çifttir. Bir kalan veriyorsa tektir o sayı. Bu şekilde tek çift sayıları ayırt edebiliyoruz. Şimdi tek çift sayılar arasında 4 işlem yapacağız. Nedir bunlar? Çift sayı ile çift sayı toplayıp çıkarttığınızda sonuç çift. Kafanıza yatmıyorsa örnek verin. Tekle çifti toplayıp çıkarttığımızda sonuç tek. Tekle teki toplayıp çıkarttığımızda sonuç çift. Yani sonucun tek olması için toplamda biri tek biri çifttir. Ve sorularda genelde buradan gelir. Eğer çeşitli sormak istiyorsa diğer ikisinden de sorabilir. Ama hepsi gelebilir bu arada. İlla oradan gelecek diye bir şey yok. Ama kritik soru buradadır. Çarpım durumunda çiftle çiftin çarpımı çift, tekle çiftin çarpımı çift, tekle tekin çarpımı tektir ve burada da sorular büyük oranda buradan gelir. Buraya kadar bir sorun yok. Şimdi eğer diyor N elemanında Z artı yani pozitif bir tam sayı olmak üzere sıfır demiyor. Çiftin hangi kuvvetini alırsan al sonuç çift. Tekin hangi kuvvetini alırsan al tabi Z artıdan bahsediyorum. Sonuç tek ama bir detay var. Eğer bana N elemanları Z artı demeseydi ben şu genellemeyi yapamazdım. Çünkü çiftin sıfırıncı kuvveti bir yani tek. Bakın buradan soru karşımıza çıkacak. Çiftin sıfırıncı kuvveti tek. Bu çok önemli arkadaşlar. Çünkü ne elemanları z artı derse sıkıntı yok. Hangi kuvveti alırsanız direkt kendisini veriyor. Ama burada bir detay var. Sıfırıncı kuvvet çift kuvveti. Sıfırıncı kuvveti sonucu bir yapıyor. Buradan da soru gelecektir. Haberiniz olsun. Devam edelim 31. sorumuzla. Diyor ki bize A diyor çift doğal sayı ve A sıfırdan farklı bakın yukarıda gördüğümüz olay sanki. A sayısı çift doğal sayı ve A sıfırdan farklı ise aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi her zaman tek diyor. Bakalım A sayımız çift. Çiftin ikinci kuvvetini aldığımızda yine çift artı 2 de çift eşittir. Toplam her zaman çift. Bize tek olmasını istiyor. İ şıkkı gitti. 2 şıkkına baktım. A sayımız neydi? Çift. Artı 3 nedir? Tek üssü a sayımız çift. Sıfır değil bu arada. Eşittir. Çift artı tek zaten tektir. Tekin hangi kuvvetini alırsan al, sonuç tektir. Sorun yok. Bu tamam. 3 i'ye baktım. A üzeri A. Yani çift üzeri çift. Her türlü çift. Çünkü sıfır yok. Artı. 5 sayısı tektir. Tek üzeri çift. Eşittir. Çift üzeri çift çifttir. Artı tek üzeri çift tektir. Çift artı tek de tektir. Demek ki 3. öncülde her zaman tektir. Dördüncü öncüle baktım. Çift üzeri çift çift. Eksi 4 çarpı a. Yani çift çarpı çiften. Burası eksi çift artı 2 zaten çift. Eşittir. Çiftten çifti çıkarttığımızda çift. Bir de çift eklediğimizde sonuç yine çift. Dördüncü öncüle gitti. Beşinci öncüle baktığımızda a küp artı 3 a artı 2. Yani a küp dediğim çiftin tek kuvveti çiftin hangi kuvvetini alırsan al. Sonuç çifti. Sıfır hariç ki sıfır yok zaten. Çift artı 3 tek sayı. Tekin hangi kuvvetini alırsan al yine sonuç tektir. Artı 2 zaten çifttir. Dikkat. Çiftle çifti topladım. Çift. Üstüne tek eklediğimde işlemin sonucu tek oldu. Demek ki 5. öncülde tektir. Yani her zaman tek de olsaydı diyor. 2, 3 ve 5 sorumuzun cevabı olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 32. sorumla devam ediyorum. Diyor ki ABC birer tam sayıdır. A artı 3B bölü 2 C olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır diyor. Şimdi bölüm durumunda bir ifade görürseniz kesinlikle ve kesinlikle içler dışlar çarpımı yapın. Yaptığımızda ne oluyor bakalım. A artı 3B eşittir 2 çarpı C. Şimdi dikkat. C'nin ben ne olduğunu bilmiyorum. Soru işareti ama 2 ile çarptığım zaman direkt eşitliğin sağ tarafı çift oluyor. Eşitliğin sağ tarafı çift olduğunda aynı şekilde eşitlik olduğu için sol tarafta çift olmuş oluyor. Yani A artı 3B çift. Şimdi A'nın B'nin ihtimallerine bakalım. Bu toplam nasıl çift olur? İhtimaller. A'ya eğer ben tek dersem. A'ya tek dersem. Artı. Sonucun çift çıkması için 3 de tek. E B de tek olur. Tek çarpı tekten tek. Tek artı tek de çift. Yani bulduğum sonuçlar. A sayısı tek ise. B sayısı kesinlikle tek. C sayısı bilinmez. Peki A çift olursa bakın A'yı ben çift kabul edersem A yerine çift yazdım. B yerine de çift yazmam lazım ki 3 çarpı çiftten çift gelsin. Çift artı çiftten çift gelsin. Yani A çiftken B de çift. C hala soru işareti. Aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır diyor. Geldim döndüm baktım soruya. Hangisinin çift sayı olduğunu bulalım. A sayımız tekti. C sayımız soru işareti. Şimdi C sayısı soru işareti olduğu için burada bir kesinlik olmaz. Gitti. E burada da C var. Gitti. A eksi B'ye geldim. A sayısı tekti. Eksi B tek iken tek eksi tekten çift. Eğer A sayısı çiftse B de çifttir. Çift eksi çiftten çift. Yani üçüncü öncülümüz kesinlikle ve kesinlikle her türlü çift çıkar. Diğerine bakalım. A, B, C. Şimdi A tek, B tek, C soru işareti gitti. A çarpı B'nin ya tek gelir ya çift gelir gitti. Sadece üçüncü öncülümüz doğru. Yani 32. sorumuzun cevabı 3i olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 33. soru bana diyor ki x, y, z birer tam sayı. x kare artı y artı x bölü 4 eşittir z eksi 4 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima dikkat daima doğrudur diyor. Yani burada yine pay, yani bölüm durumunda olduğu için içler dışlar çarpımı yapmak zorundayız. Yaptım. Bakın ne oluyor. x kare artı y artı x eşittir. Diğer taraf 4z eksi 4. Şimdi dikkat. Z'nin ben ne olduğunu bilmiyorum. Ama 4 ile çarptığım anda burası çift. Eksi 4 zaten çift. Yani eşitliğin sağ tarafı her türlü çift. O zaman sol tarafta çift olur. Z soru işareti. Devam ediyorum. Eğer x sayımız tek olursa bir tek buradan geliyor. E x de var burada. Bir tek de buradan geliyor. Sonucun çift çıkması için. Y'nin de bakın tek artı tek çift. O zaman y'nin Çift olması lazım. Bu bir bulduğum öncüler yazıyorum. Ne buldum? X sayısı tekse virgül y sayısı kesinlikle çift. Z soru işareti. Devam ediyorum. Eğer x sayımız çiftse artı bir x de buradan geldi. Çift, çift artı çift, çift. çift. Toplamın çift olması için y'nin de çift olması lazım. Yani x çiftken y yine çift. Burada tek bir garanti bir şey var. Z'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama y sayısı kesinlikle aşağıya geldim. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur diyor. Y üzeri x çift sayıdır diyor. Şimdi y sayımız kesinlikle çift. Tamam. Çift. Üzeri x. Şimdi x'imiz tek de olabilir çifte. Çift olsun diyorum. Ve çift sıfırı seçiyorum. Çift üzeri sıfır. Ne oldu? Bir. Yani sonuç tek çıktı. Yani her zaman çift değil. Bakın aksine bir örnek buldum. X üzeri y çifttir diyor. E x'i tek aldığımda tekin hangi kuvvetini alırsan al. Tektir. İkinci de gitti. X artı Y tek sayıdır diyor. X artı Y. Eğer ben X'i çift, y'yi çift alsam toplam çifttir. Gitti. Yani yanlış. X artı Z çifttir diyor. E Z değişkenliği gitti. Y çift sayıdır. Zaten Y'nin çift olduğunu burada bulmuştum. Yani 33. sorumuzun cevabı 5. öncü olan V olmuş oluyor. Ve sorumuzun cevabı 5'tir diyoruz. 34. soru bana diyor ki, X ve Y birer tam sayıdır. 2x eşittir. Y kare eksi 2y olduğuna göre. X artı y çift. X çarpı y tek. X artı 2y çift. ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakın ne yapıyorum. Eksi 2y'yi buraya attım. Çünkü 2 parantezini alacağım. Yani sol taraf 2x artı 2y eşittir. Y kare. Bir de 2 parantezini aldığımda burada x artı y eşittir. Y kare. Peki hocam nasıl çözeceğim? Bakın soru çok güzel. Sol tarafta bir tane 2 var mı? Var. 2 ile neyi çarparsam çarpayım burayı her türlü çift yapar. Otomatikman Y kare de çift olur. Y karenin çift olması için birer tam sayı diyor ya. Y sayısının ne olması lazım? Çift. En kötüsünden Y 2 olsun. Şimdi Y kare aldığım zaman ne oldu? 4. Yani 2 çarpı 2. 2 e, çarpanın bir burayı da buraysa. Demek ki x artı y de otomatikman diğer iki çarpanını barındırır. Yani otomatikman çift olur. He. Bulduklarım toparlıyorum. Y sayısını oraya yazmayayım. Y sayısını çift buldum. Bir de x artı y sayısını çift buldum. Karesi olduğu için demek ki y'nin içinde iki çarpan. iki tane iki var. Diğer tarafta da iki tane iki olmak zorunda. E, y'si çiftti. E, toplam çiftse otomatikman x'i de buldum. X'i de çifttir. Soru bitti. X çift y çift pardon. X artı y çift sayıdır. Kesinlikle doğru. X çarpı y tekleri yanlış. İkisi de çift, çift sayıların. E bu çift, bu çift. Yani bu toplam dert Çifttir. Hangileri doğrudur diyor. Birinci öncül ve üçüncü öncül. Doğru. I ve 3'i yani 34. sorumuzun cevabı i'ye 3'i olarak bulunmuş oluyor. 35. soru bana diyor ki A, B, C tam sayılardır. 5 a eksi 7 çarpı b artı 13 eşittir. C artı 2 çarpı c artı 3 eşitliği veriliyor. Buna göre a, b, c'nin tek veya çift olma durumları nelerdir diyor. Şimdi dikkat. Çıkış noktamız bizim şurası. Nedir? O da c sayısı. Eğer ben c'ye tek kabul edersem. Bakın tek artı çiftten c artı 2 sayısı burası. Tek artı çiftten ne oldu? Tek olmuş oldu. Çarpı tek artı tekten çift olmuş oldu. Yani tek çarpı çiftten sonuç ne oldu? Çift oldu. Bakın. Ya da şöyle söyleyelim mi? Çift oldu. çünkü. Tamam. C sayısı tekse bu eşitliğin çarpımı çift. Yani eşitliğin diğer tarafı da çift olmak zorunda. Peki. C sayısı çiftse. Bakın C'yi çift alıyorum. Çift artı 2'den. Çift artı çiftten. Çift artı 2'den çift oldu. Çarpı çift artı 3'ten tek oldu. Yani bu çarpımın sonucu çift. Yani C ne olursa olsun eşitliğin sağ tarafı her türlü çift. Çünkü ardışık sayıların çarpma her türlü bakın 3 çarpı 4 gibi düşünün. 4 çarpı 5 gibi düşünün. Her türlü çifttir. Bu gitti. Demek ki şu an bizim elimizde 5a eksi 7 çarpı b artı 13'ün ne olduğu var? Çift olduğu var. Koydum cebimi burayı. Bir kere 13 sayısı tek. Tekle ben neyi toplarsam çift yapar? Tekim. Demek ki burası da tek olacak. Ve iki sayının çarpımı tek olabilmesi için 5A eksi 7'nin tek B sayısının tek olması lazım. B sayısı kesinlikle ve kesinlikle tek cepte. Bir de 5A eksi 7 sayısı tekmiş. Bu da tamam. Eksi 7 zaten tek. Şimdi ben neyle teki işleme sokarsam tek çıkar. Tabii ki de çifti. Burayı çift yapacak değerde A sayısının çift olmasıdır. Yani A sayısı kesinlikle çifttir. Bulduğum sonuç A çift, B'si tek, C'si soru işareti olarak bulmuş olur. Çift tek soru işaretinden 35. sorumuzun cevabı da ÇT soru işareti olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Umarım teknik çiftlik anlaşılmıştır. Şimdi pozitif negatif sayılar. Zaten burayı basit eşitsizliklerde geniş geniş inceleyeceğiz. Şimdi sadece temel olması açısından küçük bir giriş yapalım. Diyor ki sıfırdan büyük olan sayılara sayı doğrusu çizdiğimizde sayı doğrusu 0 bizim başlangıç noktamız. Sıfırın sağ tarafı pozitif sayılar, sıfırın sol tarafı negatif sayılar olarak adlandırılır. Bakın. Küçük olan sayı negatif sayılar, pozitif sayıların tüm kuvvetleri pozitiftir. Pozitif herhangi bir sayı aldığımızda, tabi tam sayı kuvvetleri bakayım, yo tüm kuvvetleri tam. Pozitif sayının artık hangi kuvvetini alırsanız alın, negatif de alsanız fark etmez bu arada. Eksi 3, eksi 5, kök 2 hiç fark etmez. Tüm kuvvetleri pozitiftir. Ama negatif sayıların tek sayı kuvvetleri negatif. Çift tam sayı ya da tek sayı kuvvetleri negatif. Şöyle diyelim. Negatif sayıdan anlatılan teknik çiftlik. Yani pozitif teknik çiftlik. Yok tüm sayılarda tamam. Teknik çiftlik tam sayılarda oluyor zaten. Tamam sıkıntı yok. Tek sayı kuvvetleri negatif. Acaba şey düşündüm. Tek tam sayı demek zorunda mıyım diye düşündüm de. Tam sayı demek zorunda değilim. Yani teknik çiftlik tam sayılarda olduğu için demek zorunda değilim. Tek sayı kuvvetleri negatif, çift sayı kuvvetleri pozitiftir. Tek sayı kuvveti negatif yani eksi 3'ü aldığınızda siz bunun tek sayı kuvvetini aldığınızda 2n artı 1 tane tek sayı ifade ederim. Bu sayı tektir ama eksi 3 sayısını siz çift sayı kuvvetini aldığınızda bu da çifttir diyor bana. Burada da sorun yok. 0 nötr bir sayıdır. Bakın şimdi 36. soru bana diyor ki bir önceki soru 35'ti sıkıntı yok yani yanlış yaptım diye düşündüm. A küp çarpı B küçüktür 0. B kare çarpı C büyüktür 0. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Şimdi bu tarz sorularda çıkış yapmanız gereken nokta şu. Çift kuvvet. Çünkü B'nin ne olduğunu bilmesen bile B kare yaptığımızda burası her türlü pozitif. Ve pozitifle neyi çarparsam pozitif çıkar. Pozitif. Bakın C'yi buldurdu bana. C sayısı pozitifmiş. Yazdım buraya. Sonra var mı sorun? Yok. B kare olmadığı aşağıdan hangisi daima doğrudur? C sayısı kesinlikle pozitif. Şimdi a küp çarpı b sıfırdan küçük diyor. a küp çarpı b sıfırdan küçük. Bakın iki sayının çarpımının negatif olması için ya pozitif negatif ya da negatif pozitif olması lazım. Ama gördüğünüz üzere hangisinin hangisi olduğu belli. Çünkü b sayısını bilmiyorum ben ama b kare biliyorum. Bu bana şu yolu çıkartıyor. C sayısı pozitifken a sayısı pozitif de olabilir. Negatifte Aynı şekilde B sayısı tabi tam zıttı olacak. A pozitifken B negatif negatifken burası pozitif. Tam zıtları. Devam edelim bakalım ne diyor. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A çarpı B sıfırdan büyük. Bakıyorum A pozitif B negatif yani her zaman zıt e çarpımları her zaman negatiftir. Gitti. A çarpı C sıfırdan büyük diyor. Şimdi C pozitif. Sıkıntı yok. Ama A sayısı değişken gördüğünüz gibi her zaman değildir. B sıfırdan büyük diyor. Her zaman değildir. B çarpı C sıfırdan küçük diyor. B'si pozitif de olabiliyor. Negatif de olabiliyor. Gitti. Devam ediyorum. C pozitifti, Şimdi A'sı pozitif olsa sorun yok. Çarpımları sıfırdan büyük. Negatif olsa da karesini aldığım için yine pozitif olacak. A karar her türlü pozitiftir. 2 pozitifin çarpımı pozitiftir. Yani 5. öncülümüz daima doğrudur. Bu da bana 36. sorumuzu 5 olarak vermiş oluyor arkadaşlar. 37. soru bana diyor ki A sıfırdan küçük o da B'den küçük o da C'den küçük olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir? Bakın şunu ezberleyin yeter. yeter. A B küçükten Büyük çıkartmak. Bak, isterseniz sayı verin. Eksi 1, 3 hiç fark etmez. Küçükten büyü çıkarttığınız anda sonuç her zaman negatiftir. Tam tersi de olabilir. Büyükten küçüğü çıkarttığınızda pozitiftir. Bakalım. Burada ne var? B eksi C. Küçükten büyüğü çıkartmışım. Sonuç artırılır negatif. Negatifle negatifin çarpımı da negatifle negatifin çarpımı her zaman pozitiftir. Olmak üzere aşağıdakilerden hangisi kesinlikle pozitiftir diyor. Ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Hmm, sıfır olabilir. Tamam. Bura her türlü pozitif ama sıfır olma ihtimali var. O da şuradan var. A yerine eksi 1. B yerine 1 versem. A eksi 1. Yok hayır. Yok yok. Zaten negatif çıkıyormuş. Tamam. O zaman 37 birinci öncül. Olmuş oluyor. Doğru oluyor. Yok sıfır olma ihtimalleri yokmuş. Diğer şıklara bakalım. Ama A artı B'nin sıfır olma ihtimali var. 1 eksi 1 1 artı 1 olursa bu gitti. A artı C'nin 0 olma ihtimali var. Burayı eksi 2, burayı artı 2, burayı 1 seçtiğimde gitti. A eksi C, bakın küçükten büyük negatif. C sayısı pozitif çarpımlar negatif gitti. A artı C, 0 olma ihtimali var gitti. Yani 37. sorumuzun cevabı birinci öncül olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 38. sorumla devam ediyorum. Diyor ki x, y, z birer gerçek sayıdır. Yani x çarpı y çarpı z 0 y üzeri 2021 çarpı z üzeri 2022 sıfırdan büyük. y küp artı z üzeri 5 sıfırdan küçük olduğuna göre x, y, z'nin doğru sıralanışı nedir diyor. Şimdi arkadaşlar çıkış yapacağımız nokta yine sayının çift kuvveti. z'nin ne olduğunu bilmeden bilmesem dahi z üzeri çift kuvvet pozitiftir. Ve çarpımlarının pozitif olması için bakın tek kuvvet bu otomatikman y pozitif bir sayı olmak zorunda. Yani y kesinlikle pozitif. Bir cepte. Y pozitif bir sayı. Pozitif bir sayıyla başka bir sayıyı toplamışım, sonuç negatif gelmiş. Mesela 3. E, tek ihtimal var, 3 eksi 5 olmak zorunda. Yani Z sayısı kesinlikle negatif. Bu iki yazıyorum buraya. Y pozitif, Z negatif. e Çarpımların sonucunun 0 olabilmesi için X sayısının 0 olması lazım. Demek ki X sayımız da 0 Bu da 3 bitti. Benden sıralanış istiyor. E o zaman y büyüktür sıfırdan x. O da büyüktür negatif olan z'den y büyük x büyük z'den 38. sorumuzun cevabını da bu şekilde bulmuş oluyoruz. Geldik ardışık sayılara. Şimdi ardışık sayılar bana diyor ki belirli bir kurala göre artan veya azalan tam sayı gruplarına ardışık sayılar denir. Bakın belli bir kurala göre. Eğer bana ardışık tam sayılar derse bu benim bildiğim normal tam sayılar. Eksi sonsuzdan gelen artı sonsuza kadar birer birer artan sayı grubudur. Eğer bana ardışık çift sayılar derse bakın çift sayılar dediğinde yine eksi sonsuzdan gelen artı sonsuza kadar giden sayı grubudur. Ama ikişer ikişer artarak işte eksi ikenden geldim eksi 4 eksi 2 0 2 4 bla bla iken ardışık tek sayılar dediğinde eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden yine ikişer ikişer artan bakın. Ardışık çift sayılar da ikişer ikişer artar. Ardışık tek sayılar da ikişer ikişer artar. Eksi 5, eksi 3, 2 arttırdım, eksi 1, 2 arttırdım, 1, 3, 5, bla bla. 2n artı 1 formülüyle gösterilen ki bu 2n eksi 1'lere gösterebilir fark etmez. Bu da tek sayı, tam sayılara eşittir, tek sayılara eşittir sayılardır. Umarım burada sorun yoktur. Belli bir kural altışer altışar artan deseydi altı altı arttırırdım veya azalan. Hiç fark etmez arkadaşlar. Ardışık demek belli bir kurala göre artan veya azalan. Bakın sorular nasıl geliyor? A, B, C. Ardışık çift sayılardır. Demek ki ikişer ikişer artıyor ve çift. 3B artı 2C eksi 4 daha 22 ve A küçük B küçük C olduğuna göre A kaçtır? Diye. Şimdi ardışıksa bu sayı zaten A. Bundan sonraki sayı bunun 2 fazlası. Yani otomatikman a artı 2 olmak zorunda. E o zaman c sayısı da bunun 2 fazlası a artı 4 olmak. Çünkü ardışık çift sayılar diyor. Ve bu değerleri gelip burada yeni yazıyorum. 3 çarpı b gördüğüm yere b'ye ben a artı 2 demiştim. 3 çarpı a artı 2'yi yazdım. Artı 2 çarpı c gördüğüm yere de a artı 4 yazıyorum. a artı 4. Eksi 4. 4 çarpı a gördüğüm yere kendisini yazıyorum ve 3 bilinmeyen değil de tek bilinmeyene indiriyorum ben bunu. 3'ü dağıttım içeriye. 3a artı 6. Artı 2'yi dağıttım içeriye. Bakın. 2a artı 8. Bir de burada eksi 4a var. eşittir 22. Bakalım. 3a burada var. 2a burada var. 5a. 5a'dan 4a çıkarttığımda a. Eşittir sol tarafa a. 6, 8 daha 14. Diğer tarafa attım. Eksi 14. 22 eksi 14'ten de 8 olmuş oluyor. Ve A'yı buluyorum. Benden zaten A istiyordu. 39. sorumuzun cevabı da 8 olarak bulunmuş oluyor. 40. soru bana diyor ki. Dikkat. Ardışık 9 doğal sayının toplamı 144 olduğuna göre bu sayıların ortancası kaçtır? Gidip şunu yapabilirsiniz. Ardışık diyor ya birer birer artıyor. Yani ilk sayıya ben a dersem bir sonraki sayı a artı 1 A artı 2 bla 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 bla. En son A artı 8. Hepsini toplayıp 144'e eşitlersiniz. Ortanca sayıyı işte A'ya efendime söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5. A artı 5'i bulmak için yani A artı 4'ü bulabilirsiniz. Ortanca sayı odur. Bunu yapmak yerine bakın yöntem gösteriyorum. Şöyle bulmak daha güzel. 1, 2, 3, 4 solda. 5, 6, 7, 8, 4 sağda. Bir de ortada var. Benden bunu istiyor. Doğru mudur? Şu an göstereceğim yöntem sadece tek sayılar için geçerli. Şu anki yöntem çift sayılar için farklı bir yöntem var. Toplam 9 sayı varsa tek adet sayı var değil mi? Eğer siz sayılar toplamına 144'ü gider eğer 9'a bölerseniz, bölelim önce, 1 9'dan 9, 14'dan 9 çıktı 5, burası 54, 6 kere 9, 54. Yani 16 buldunuz. Şu an sizin bulduğunuz bu bölümün sonucu, Tam ortadaki sayıdır. 16. Bitti. Artık ister sağ ister sola gidebilirsiniz. 16, 17, 18, 19. Demek ki en büyüğü 20'miş. 15, 14, 13. Demek ki en küçüğü 12'miş. Hepsini bulabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Peki diyeceksiniz ki hocam toplam 9 sayı vardı. 4 solda 4 sağda olduğu için siz bu ortadaki sayıyı bulabildiniz. Peki çift sayıda olsa ne yapacaktınız? Hemen yapalım. Bakın pratik bir yöntem bu. Hemen yapalım. 40 zaten 16 bulduk. Diğer sayfaya geçiyorum. Dikkat. Ardışık 6 çift sayının toplamı 90. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3'e 3 böldüm. Ortada bir şey kalmadı. Olsun, olsun. Yine ben sayılar toplamını sayı adedine bölüyorum. 1, 6, 6, 9, 6 çıktı. 3, 0 indi. 30 da 6, 5 defa var. 5 kere 6, 30, bla bla, 15. Peki hocam ben ne buldum? Siz arkadaşlar çift sayıda olsa tam ortayı buldunuz ortayı. Peki siz tam ortayı kaç buldunuz? 15. Bir Peki bunlar artışık 6 çift sayı mıydı? Yani 2 fark arası 2 mi artıyor? Artı 2. Artı 2. Burada da normalde artı 2 artıyor. E siz tam ortayı buldunuz. Demek ki artı 1 artı 1 artacak. Şimdi ardışık sayılar deseydi yani tek çift diye belirtmeseydi Artı 1 artar toplam buçuk buçuk arttırdınız. Umarım anlaşılmıştır. Yani kaçar kaçar artıyorsa onun yarısını sola yarısını sağa atıyorsunuz. E, bu mantıkla 1 artmış 15 olmuşsa demek ki bir önceki sayı 14. 1 e, artmış şurada artı 1 eklediğimizde bu sayı da 16 oluyor. Bakın 14'ten 16'ya 2 arttı. Demek ki 2 arttırdım 18, 2 arttırdım 20. Ben de en küçüğünü istiyorum. 2 azalttım 12, 2 azalttım 10 oluyor. 6 tane sayı olduğunda da, yani çift sayıda sayı olduğunda da Aynı mantıkla yine ortanca sayı yardımıyla hepsini bulabiliyorsunuz. 41. sorumuzun cevabı 10 olarak bakıyorum. Benden ne istemiş? En küçüğünü istemiş. 10 olarak bulunmuş oluyor. Evet arkadaşlar. 42. soru bana diyor ki ardışık pozitif 3 tek sayının çarpımı ortanca sayının 621 katına eşittir. Az sayı var burada ardışık pozitif 3 tek sayıysa ben ilk sayıya a dersem bakın. Bir sonraki sayı hani tek sayı ya bunlar. Yine ikişer ikişer artıyor. Bir sonraki sayı a artı 2. Bir sonraki sayı yine a artı 4 olur. Ve diyor ki bana kural. Bunları çarp diyor. Kural demeyeyim de bana verdiği işlem. 3 sayının çarpımı ortanca sayının yani a artı 2'nin 621 katına eşittir diyor. 621 bu üç toplamı kaçtır? Güzel. Fark ettiyseniz eşitliğin iki tarafında artı 2 var. Gitti. Sol tarafta A çarpı A artı 4 kaldı. Eşittir 621. Şimdi ben buraya A yerine öyle bir sayı yazacağım ki ya da 621'i öyle çarpanlara ayıracağım ki çarp A'ya A artı 4. Aradaki fark 4 olacak. Bunu yapmanın en basit yolu gidip bu arkadaşı çarpanlara ayırmaktır. Asal çarpanlara ayırmaktır. Şöyle yapılır. 2'ye bölünmez. 3 başlıyorum. 3'e böldüm. 6 3'e böldüm. 2'den 2 0 21 7. 207. Yine 3'e bölünüyor. Bir daha 3'e böldüm. Şöyle böleyim. 6 3 18 0 2 7 9 69 Bir daha 3'e bölüyorum. Bakın. 23. Durdum. Çünkü 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. Demek ki ben bu sayıyı 621'i şöyle yazabiliyorum. 23 çarpı 27 aradaki fark 4. Demek ki 23 çarpı 27 yaptığımda ve aradaki fark 4 olduğunda otomatikman a sayısı 23 olmuş oluyor. Benden ne istiyor? Bu üç sayının toplamını. İlk sayı 23 ise, diğeri 2 fazlaydı. 25. Diğeri 2 fazla olacak. 27 olacak. Benden bunların toplamını istiyor. 27 3 daha 30. 20 daha 50. 25 daha 75 oluyor ve de 42. sorumuzun cevabı 75 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 43. soru bana diyor ki A, B, C ardışık pozitif tam sayılardır. A küçük B küçük C olmak üzere 1 eksi 1 bölü A çarpı 1 eksi 1 bölü B çarpı 1 eksi 1 bölü C 19 bölü 22 olduğuna göre C kaçtır? Bakın ne kullanacağım burada dikkatli izleyin. Paydaş diyelim. Şöyle yaptım. A kere 1 A. Eksi 1 bölü A. Çarpı payda işliyorum. B kere 1 B. Buradan da parantez B eksi 1 bölü B. Ya da şöyle yapalım. Bunu da parantez alalım. Çarpı payda işliyorum. C çarpı 1 C. C eksi 1 bölü C. Şu parantez sadece üste koyalım. Eşittir 19 bölü 22. Şimdi dikkat. Bunlar ardışık pozitif tam sayılar mı? Yani hepsi birer fazla değil mi birbirinden? Bakın a eksi 1'e bir şey demiyorum ama b eksi 1 dediğim sayı yani siz bu b sayısından 1 çıkarttığınızda a elde ediyorsunuz. Yani bu b eksi 1 demek aslında a demek. B. Bu a ile bu a gitti. Güzel bakın pratik. Aynı şekilde c eksi 1 demek de c'nin bir eksi b demektir. O zaman bu b ile de bu b gitti. Yani pay kısmında burada a eksi 1 kaldı paydana C kaldı. E bu A ise B dediğim sayı A artı 1'dir. C dediğim sayı A artı 2'dir. Demek ki ben C gördüğüm yere A artı 2 yazacağım. Ve bu işlemin sonucu 19 bölü 22 eşitmiş. Gelin çözelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımda 22 çarpı A'dan 22 A eksi 22 çarpı 1'den 22 eşittir. 19 çarpı A'dan 19 A artı 19 çarpı 2'den 38 sonucunu elde ettim. 19 ay buraya attım. 22 a'dan 19 a çıkarttığımızda 3 a eksi 22 diğer tarafa attım. 38 artı 22 yani 38 2 daha 40 20 daha 60 olmuş oldu. 3 a 60 sa 3'e böldüğümde her iki tarafı a sayısı eşittir 20 olarak bulmuş oldu ve de 43. sorumuzun cevabı 20'dir. Benden ne istiyor? C'yi. Bakın ben a'yı buldum 20. B sayısı bir fazlası 21. C sayısı bir fazlası 22'dir. Benden C istiyordu. Demek ki C eşittir. 22'dir. Arkadaşlar dikkatli okuyalım. Bakın ben de arada bir kaçırabiliyorum. Sizin de kaçırmanız oldukça normal. Bu biraz dikkatle alakalı. 44. soru bana diyor ki A küçüktür B olmak üzere. A ile B ardışık çift sayılardır. Peki 1 bölü A eksi 1 bölü 5'tir. 1 bölü 220 olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır diyor bana. Şimdi ne yapabilirim bakalım. A B'den küçük olacak. A ile B ardışık çift sayılar. Yani bu sayı A ise bir sonraki sayı 2 fazlası A artı 2. Çünkü ardışık çift sayılardır diyor. Sorun yok. Geliyorum buraya A'yı. B gördüğüm yere A artı 2 yazıyorum. Bakın. 1 bölü A eksi 1 bölü A artı 2 eşittir 1 bölü 220. Bitti mi? Yeni başlıyor. Payda işliyorum. Burayı a artı 2 ile genişlettim. Burayı a ile genişlettim. Bakın a artı 2 çarpı 1'den. a eksi dikkat. a artı 2 çarpı 1'den a artı 2 eksi a çarpı 1'den a bölü paydası a çarpı a artı 2 eşittir 1 bölü 220. A ile eksi A gittiğinde pay kısmında 2 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda A çarpı A artı 2 eşittir. 220 çarpı 2'den 440 oldu. Şimdi aradaki fark 2 olacak. Çarpımları 440 olacak. Hemen düşünüyorum. Bu basit oldu. 20 çarpı 22. Çünkü 222 çarpı onlar 220. Bir 220 daha. Bir 10 geldi. 440 oldu. O zaman A sayısı 20. Soru benden A artı B istiyor. A 20 ise B'si 2 fazladır. Yani 22'dir. 20 artı 22'den de 42 sonucuna ulaştım. Bu da 44. sorumuzun cevabını bize 42 olarak buldurmuş oluyor arkadaşlar. X ve Y ardışık 2 doğal sayı olmak üzere bakın. Ardışık 2 doğal sayı. X kare eksi Y kare 49 olduğuna göre X çarpı Y kaçtır? Hemen burayı iki kare farkına ayırdım. X eksi Y çarpı x artı y. Nedir bu çarpmanın sonucu? 49. Durdum. Şimdi ardışık iki doğal sayıysa bunların farklarını alacağı tek değer var. Ve doğal sayı. Bunların farkları şöyle düşünün. 3 eksi 2 ne olmak zorunda? 1. Çünkü bunlar ardışık. Eksi 1 olamaz çünkü doğal sayı diyor. Diğer taraf negatif çıkamayacak. O yüzden x eksi y her türlü 1'dir. x artı y her türlü 49'dur. elimiz olanlar x eksiye 1 x artıya 49. Hemen taraf tarafa topladım. Y'ler gitti. 2x eşittir 50'ye. Buradan x eşittir 25'e. Şimdi ardışıklı değil mi? x 25 ise bakın y sayısı bir eksiymiş. Yani 24'e. Benden çarpımlarını istiyor. 25 çarpı 24'ten bulalım. 4, 5, 20, 0'dan 2. 4, 2, 8, 2 daha 10. 2 5, 10 0'dan 1 2 2 4 1 daha 5 0 0 6 demek ki çarpımın sonucu 600 olarak bulunuyor ve de 46. sorumuzun cevabı 600'dür arkadaşlar. Burada soru kalmadı. 47. sorumla devam ediyorum. Diyor ki x, y, z, t ardışık çift tam sayılar. Bakın ardışık çift ve x küçüktür, y küçüktür, z küçüktür, t olmak üzere. Y artı T 32 olduğuna göre X artı Y artı Z artı T toplamı kaçtır? Y artı T 32 imiş. Bakın bu sayı X ise Y sayısı gördüğüm yere ben X artı 2. Z gördüğüm yere 2'şer 2'şer arttırıyorum. X artı 4 ve T gördüğüm yere X artı 6 yazabilirim. Soru bitti. Y gördüğüm yere ne yazmıştım? X artı 2. Artı T gördüğüm yere ne yazdım? X artı 6. Bu toplamın sonucu 32 imiş. Gelin buradan X'i bulalım x x'ten 2x. 2 artı 6 8. 8'i diğer tarafa attım. 32 eksi 8'den 24'e. 2x 24 e. ise x eşittir 12. Soru bitti. E o zaman x 12'dir. Y'si 2 fazlası 14. 16 18 diye devam eder. Benden bunların toplamını istiyor. 18 28 30. 16 14'ten bir 30 da buradan geldi. 30 artı 30'dan da toplamı sonucu 60'tır. Yani 47. sorumuzun cevabı 60 olarak bulunmuş oluyor. Şimdi buraya kadar bir sorun yok. Biz şu anda ardıcık toplamları bulmadık. Biz şu anda sadece ardıcık sayıları tanımlamaya çalıştık. Ama bizim bu toplamları bizden bu toplamları veya burada kaç terim var gibi sorular karşınıza çıkacaktır ve bunlar temel bilgilerdir zaten. İleride bol bol kullanacağız neleri kullanacağız? Bakın. Terim sayısı isteyebilir bir yüzden. Kaç, burada kaç terim var? Ardışık bir şekilde sırayla yazılmış bir ifadede terim sayısını isterse son terimden ilk terimi çıkartıp bölü, aradaki farkı bölüp bir eklediğinizde siz terim sayısını bulursunuz. Bu bir. Sonra sizden ardışık toplamı istediğinde terim sayısı çarpı ilk terim artı son terim bölü 2 yaparsınız. Yani terim sayısını buradan buldunuz. Çarpı ilk terim artı son terim bölü 2. Bunları uygulayarak uygulayarak pekiştireceğiz. Merak etmeyin. Bazı da kısa yollar var. Peki bu kısa yollar gelin bu formülü mesela yukarıya göre bulalım. Bakın formül buluyoruz şu anda. Birden n'e kadar olan ardışık toplamı bulmaya çalışıyorum. Yukarıya göre. Peki ardışık toplam eşittir. Nasıl bulunuyor? Terim sayısı. Yani son terim çünkü son terimimiz n. Eksi ilk terim 1 bölü Artış miktarı yani ortak fark. Birer birer artıyor. Bir de burada artı 1. Terim sayısı bu. Çarpı bir de ne var burada formülümüzde? İlk terim yani 1 artı son terim bölü 2. Bakın formül çıktı. Bu birim bir önemi yok. Eksi 1 bir artı bir götürdü. Sol tarafta n. Çarpı sağ taraf n artı 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi ardışık toplam veren kısa, kısa yol n çarpı n artı 1 bölü 2. Tabii ki de ikisini de bilmek zorundasınız. Zaten üsttekini kesin bilmek zorundasınız. Alttakini bilirseniz işinize yarar. Hızlanırsınız. Çünkü bize hızla lazım. Sonra tek sayılar verildiğinde 1 artı 3 artı 5 artı 7 artı 2 n eksi 1 şeklinde tek sayılar verildiğinde yine bunu yukarıdaki işleme yaptığınızda çıkan sonucun en kare olduğunu göreceksiniz. Bakın burada önemli olan bir nokta var. O da şu. Diyelim ki 1 artı 3 artı 5. 5 8 hani işlem 9 zaten. Peki, cevap nedir? hızlıca sorsam en karenizde 5'in karesi derseniz yanlış yapmış olursunuz. Çünkü şöyle bulunuyor hangi n olduğu. 2n eksi birisi gidip son terim olan burada 5 var tabii. 5'e eşitliyorsunuz. Yani 2n en 6 n en 3. Bulduğunuz bu n'in karesidir cevap yani 9. Tek sayı dediğinde direkt en kareden buluyorsunuz. Çift sayı derse 2 artı 4 6 8 artı 2 n. Yani. E bu da n çarpı n artı 1'dir. Yani n çarpı n artı 1 bölü 2'nin 2 iki katıdır. Hepsini tek tek topladığımızda n çarpı n artı 1 bölü 2. Teklerin toplamını sorarsa n kare. Çiftlerin toplamını sorarsa n çarpı n artı 1 kısa yoldur. Uzun yolda yukarıdadır arkadaşlar. Gelin soru üzerine gidelim. 5 artı 10 artı 15 artı bula bula 85 toplamının sonucu kaçtır? Yukarıdaki formülü kullanalım. Son terim 85 terim sayısı buluyorum. Eksi ilk terim bölü artış miktarı 5'er 5'er artmış. Artı 1 çarpı parantez açtım. Son terim ya da ilk terim artısı fark etmez. Son terim artı ilk terim bölü 2. Bitti soru. Çıkan sonuç benim cevabım olacak. 85'ten 5 çıkarttım. 80. Bölü 5 artı 1 çarpı 85 artı 5 90 bölü 2 bakalım kaç geliyor. 80 bölü 5 16. 16 artı 1 17 çarpı 90 bölü 2 45 yani cevabım 17 çarpı 45 olacaktır. Bakalım 7 5 35'ten 3 5 1 5 8 4 7 28'den 2 4 1 4 2 6 5 8 8 16'dan 1 6 1 daha 7 765 48. sorumuzun cevabıdır arkadaşlar. 49. soru bana diyor ki 9 ile 82 arasında 4 ile bölünebilen tam sayıların toplamı kaçtır? Bakın 9 ile 82 arasında. Şimdi 9'dan büyük olan 10 4'e bölünmüyor. 11 bölünmüyor. 12 bölünüyor. 12 4'e artıyorum. 16 bla bla 20 dıgıdık 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 virgül. Son sayı 82 bölünmez. 81 bölünmez ama 84'e bölünür. Yani benden şunu istiyor. 12 ve 80 olmak üzere 4'e 4'e arttırdığımızda burada kaç terim vardır? Yani benden terim sayısını istiyor. Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı 4'e dörder 4'erdir. Artı 1 istiyor. Eşittir. 80'den 12 çıkarttığımızda 70 68 bölü 4 artı 1 oluyor. 68'i 2'ye böldüm. 34 bir 2'ye daha böldüm. Burası 17 oluyor. Artı birden de demek ki burada toplam 18 terim vardır. Ve de 49. sorumuzun cevabı 18 değil. Bu terim sayısı. Toplamını istiyormuş. Yine geç gördüm. Kusura bakmayın arkadaşlar. Silmeyeceğim kalsın. Terim sayısını bulduk. Formül neydi? Terimler toplamın. Terim sayısı çarpı son terim artı ilk terim artı son terim bölü de Kalsın silmeyeceğim. Yani 18 çarpı 80 12 daha. 92, 92 bölü 2'den de 46'dır. Yani sorumuzun cevabı terimler toplamını istiyormuş. 18 çarpı 46'dır. 6, 8. 6 kere 8. Çarpamadım ya. 48. 48. 4 elde. 8, 4, 32, 4 daha 36. 1, 6, 6, 1, 4, 4. 8 buraya. 6, 6, 12 buraya. 1 buraya. 4, 3, 7, 1 daha 8. 8, 828, 48. 49. sorumuzun cevabı da 828 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. 50. soruya devam ediyorum. Diyor ki 14 tane ardışık çift sayının toplamı 546 olduğuna göre en büyük sayı kaçtır diyor. Şimdi x sayıya ben n dersem n virgül bir sonraki sayı iki fazlası yani n artı 2 çarpı 1 diyeyim. Kullanacağım bunu. Virgül bir sonraki sayısı yani 2'nin 2 fazlası 4. Yani n artı 2 çarpı 2. Virgül dıgıdık dıgıdık dıgıdık. Virgül. Şimdi 14 tane sayı varsa birinci sayı bakın ikinci sayı üçüncü sayı yani 2'nin bir şimdi üçüncü terimde 2 ile dördüncü terimde 3 ile çarpmışım. Demek ki 14. terimde n artı 2 çarpı 1 eksiği 13 çarpacağım. Şimdi ben neyi buldum burada aslında? İlk terim buldum. Son terim buldum. Bir de ben ne biliyorum? Terimler toplamını. Soru bitti. Nasıl bulunuyordu? Terim sayısı. Toplam 14 terim var. Çarpı. Son terim n artı 2 çarpı 13 tane 26 artı ilk terim n bölü 2 eşittir 546'ya. 14 2'yi sadeleştirdim. 7. Eşitliğinden iki tarafını 7'ye böleceğim. 7'ye böldüm. 1. 546 7'ye böldüm. Hatta bölelim şurada. 6 kere 6 kere 7 7 kere 7 49. 49 geldi buraya. Buradan 5 geldi 56. 7 kere 8 56. Yani 78. Bu da şu anlama geliyor. N en, N'den 2 N artı 26 eşittir. 78'e. 26'yı diğer tarafa attım. 2 N eşittir. 76 olsaydı. 76 50 52 gelmiş oldu. 2 N 52 ise N sayısı 26'dır. N'i buldum. Benden ne istiyor? En büyük sayı kaçtır? Peki en 26 ise geldim yerine yazdım. Ve hepsini topluyorum. 26 artı 2 çarpı 13'ten bir 26 da buradan geldi. 20, 20, 40, 46, 52 olmuş oldu. Yani 50. sorumuzun cevabı 52 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 51. soru bana diyor ki birden n'ye kadar olan doğal sayıların toplamı a. 8'den n'ye kadar olan doğal sayıların toplamı b. Bana şunu söylüyor. Diyor ki 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 bilerek buraya kadar yazdım ki rahat anlayabilirim diye. Bla 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 artı n'ye kadar olan toplam a'ymış. Sonra 8'den n'ye kadar olan toplam aha da burası da b'ymiş. Bitti. 8'den n'ye kadar olan toplam da b'ymiş. E o zaman benim şu B'yi buradan alıp eşitliğin diğer tarafına atsam. Eşitliğin sol tarafında 1'den 7'ye kadar olan toplam kalıyor. Uzun uzun son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 yapabilirsiniz. Veya 1'den başlayıp artışlık toplamı veren formül n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani son terim 7 ise 7 çarpı 8 bölü 2. Bu B'yi de eşitliğin diğer tarafına attığımda eşittir. A eksi B olmuş oluyor. E, o da 56 bölü 2'den ya da 7 çarpı 4'ten 28 olarak bulunmuş oluyor. Ne biliyorum ben? A eksi B'nin 28 olduğunu. Ne biliyorum ben? A artı B'nin 392 olduğunu. Bakın. Güzel. A'yı bulalım. B'yi bulayım. A'yı bulalım. Taraf tarafa bunları ben topladığımda B'ler gitti. A, A daha 2A. Eşittir. 392. 8 daha 400. Bu da etti sana 420. 1'i 2'ye böldüğümde A sayısı eşittir 210. Aha da A'yı bulduk. Peki A'yı bulunca soru bitiyor mu? Hayır. E bu işlemin sonucu 210'a mı eşit? Yani kısaca birden n'e kadar olan toplamın sonucu 210'a mı eşit? Benden en istiyor. Birden n'e kadar olan toplamı veren formül n çarpı n artı 1 bölü 2 değil miydi? Evet. Bu işlemin sonucu 210'a mı eşit? Evet içler dışlar çarpımı yaptığımızda n çarpı n artı bir sonucu demek ki 420'ye eşit. Soru bitti. Hangi ardışık iki sayının çarpımı 420'dir? 20 çarpı 21. Çünkü 21 çarpı 10. 210. Bir 2 ile çarptım. 420. Otomatikman n sayısını bana 20 olarak bulunmuş. Olur. Yani 51. sorumuzun cevabı 20'dir arkadaşlar. 52. soru bana diyor ki A eşittir 4 çarpı 6 artı 6 çarpı 8 artı bla 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 40 çarpı 42. Toplamındaki her terimin ikinci çarpanı 2 iki arttırıldığında A sayısındaki artış kaçtır? Yani ben yeni bir sayı oluşturmuşum. Nedir o sayı? B sayısı. Ve ikinci terimler burada onların her birini 2 arttırıyorum. Yani kısaca 4 çarpı 8 artı 6 çarpı 10 artı dıgıdık 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 40 çarpı 44. Bu yeni sayım. Eski sayım neydi? A sayısı. Onu da yazıyorum. 4 çarpı 6 artı 6 çarpı 8 artı dıgıdık 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 en son 40 çarpı 42. Neden yazdım? Çünkü artışı soruyor. E artışı soruyorsa yeni sayıdan eski sayıyı taraf tarafa çıkarıyorum. Bakın ne oluyor? B eksi A eşittir. 4 çarpı 8'den eksi 4 çarpı 6 yani bunları çıkarttım. Devam ediyorum. 6 çarpı 10'dan eksi 6 çarpı 8'i çıkarttım. Artı bla bla bla. En son 40 çarpı 44'ten eksi 40 çarpı 42 çıkarttım. Şimdi 4'ler bakın burada ortak. 4 parantezinde parantez açtım. 8 eksi 6'dan 2. Yani 4 çarpı 2. Parantez yazmanız gerek yok bu arada. Artı Burası 6 parantezinde 6 çarpı 10'dan 8'i çıkarttım. Yine 2. Bula bula bula. En son bakın 40 burada var. 40 burada var. 40 ortak parantezinde 44'ten 42 çıkarttım. Yani yine 2 geldi. Harika. Yani burası artışı soruyor ya bana. Burası 2 parantezini alsam mı? 2, 4, 2. Tamam. 4 çarpı 2, 6 çarpı 2, bla bla, 40 çarpı 2. 2 parantezini aldığımızda en son burada kaldı 4 artı, burada kaldı 6 artı, bla bla bla, burada kaldı 40. Bakın bitmedi. İçeride yine bir, hepsinde bir 2 parantezini aldım. Gerek var mı? Yok. Uzun yoldan mı yapsam, kısa yoldan mı yapsam diye düşünüyorum. O yüzden duraksadım. Kısa yoldan yapacağım. Tamam, kısa yoldan yapacağım. 2 parantezini aldım. 4 artı 6 6 bla bla 40. Normal şartlarda dikkat. 2 artı 4 artı 6 artı bla 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 artı 40 dediğimizde bu toplumu veren formül neydi hatırlayalım? n çarpı n artı 1. Peki n nasıl buluyordum? Bu işlem 2n eşitti. 2n. 2n 40 ise n 20 idi. Demek ki işlemin sonucu 20 çarpı 21 olmuş oluyor. Yani 420. Ama 2'den başladığında 420. Çok uzattın diyorsanız siz buradan çarparak son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2 yapabilirsiniz. Şimdi ikili ikili, de toplamında 420. Ama burada 2 yok. Demek ki 2'yi çıkarttığımızda geriye kalan sonuç burada 418 olacak. O zaman benim cevabım 2 çarpı 418'den 4 4'ten 818 836 olmuş oluyor ve de 52. sorumuzun cevabı 836 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Ben sadece burada yöntem size göstermeye çalışıyorum. Sayılarla sıkıntı yaşamayın. Artış isterse bu şekilde farklarını bulmak zorundasınız. 53. soruya devam ediyorum. Diyor ki A sayısı eşittir. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 4 artı 4 çarpı 5 artı bla 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 18 çarpı 19 olduğuna göre. 12 artı 18 artı 26 artı 348 toplamının A cinsinden değeri kaçtır diyor. Bakın ne yapıyorum şimdi. A sayısı eşittir. 2 çarpı 3 6 artı 3 çarpı 4 12 artı 4 çarpı 5 20. Bu şekilde yazdığımızda görebiliyoruz. Bula bula bula. Artı 18 çarpı 19 yazalım. 9 kere 8 72'den 7. 9 kere 1 9, 7 daha 16, 1 8'den 8, 1 1'den 1, 2, 6 8 daha 14'ün 4'ü 14, elde var 1, 1 2 3 yani 342. Fark ettiyseniz 12'ye 6, 18'e 12, 26'ya 20, 348'e 342. Yani ben bu sayıya B dersem A cinsinden değerini istiyor ya benden. B eşittir aynen yazıyorum. 12 artı 18 artı 26 artı dıgıdık 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 artı 348 fark ettiğiniz üzere hepsinin arasındaki fark 6. Yani bunları birbirinden çıkarttığımızda b eksi a eşittir. 12 eksi 6 artı 18 eksi 12 6 artı 26 eksi 20 6 artı dıgıdık 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 348 eksi 342 6. Yani burada ne kadar 6 var? Onu bulsam yetiyor. Peki onu nasıl bulurum? Onu da şuradan bulurum. Yukarıdaki veya aşağıdaki terim sayısından. Bulalım hemen. Terim sayısı neydi hatırlıyorum. Son terim. 348. Eksi ilk terim. 12 bölü artış miktarı. 12'den 18'e 6. Hmm, bir dakika. 12, 18. Burada bir sıkıntı var. Yukarıya bakacağım o yüzden. Buradan bakamıyorum değil mi? 12, 18, 6. Yok buradan bakamıyoruz. Terim sayısına yukarıdan bakabiliriz ancak. O da şuradan. Bakın 2, 3, 4, 18. Demek ki son terim eksi ilk terim. Yani son terim eksi ilk terim bölü. 2'den 3'e 1 artmış. 1 artmış artı 1. Son terim eksi ilk terim bölü. Artış miktarı artı 1. Terim sayısına buradan bakabilirim. Diğer taraftan bakalım. Çünkü diğer taraf ardışık değil. Belli bir kurala göre gitmiyor. Ama bu arkadaş gidiyor. Tamam. Gittiği noktada burada gidiyor. Şunlar gidiyor. Sayı yine gitmiyor. Ama buradan bulabilirim terim sayısını. O da 18-2 16 artı birden toplam burada 17 terim var. Ve her birinin cevabı 6 ymiş. Yani sorumuzun cevabı 17 çarpı 6 olacaktı. 6 kere 7 42'den 4. 6 kere 1 6 4 daha 100. Yani B eksi A eşittir. 102 olmuş oluyor. Benden A cinsinden değerini istiyor. Eksi A'yı diğer tarafa attığımızda B eşittir. 102 artı A oluyor. Yani 53. sorumuzun cevabı A artı 102 veya 102 artı A olarak adlandırılabilir arkadaşlar. 54. soru bana diyor ki x eşittir 1 çarpı 3 artı 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 7 bla 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 19 çarpı 39. Toplamının her bir teriminin birinci çarpanı 1, ikinci çarpanı 2 arttırırsa. Bakın. Yani yeni bir sayı oluşturuyorum y. Birinci çarpanı 1 arttırdım 2. İkinci çarpan 2 arttı. Oldu sana 5 artı. 2 1 arttı 3. 5 2 arttı 7 artı. 3 1 arttı 4 7 2 arttı. Oldu sana 9 artı dıgıdık dıgıdık dıgıdık. 19 1 arttı. Tamam orayı vermeye gerek yok. 19 1 arttı. 20 çarpı 39 2 arttı. 41 İkisi de yazıyorum. 1 çarpı 3 artı 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 7 artı dıgıdık 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 artı 19 çarpı 39. Hatta bunun önceki sayı bulayım. Bundan önceki sayı bakın. 2, 3, 1 artıyor. 18 çarpı 2 eksilttim. 37. Şimdi dikkat. Ben bu arkadaşları çünkü toplam kaç artar diyor. Taraf tarafa çıkartsam. Y eksi x eşittir. Fark ettiğiniz üzere 2, 5'ten 2, 5. 3, 7'den 3, 7. 4, 9'dan 4, 9. En son hani burası 18, 37 idi ya. Burada birinci 1, bir, ikinci 2 iki arttırdığımızda 19, 39, 19.39 gitti. Yani elimizde yukarıda 20 çarpı 41 kaldı. Aşağıda eksi 1 çarpı 3 kaldı. Soru bitti. Fark zaten bu. Y eksi x eşittir. 20 çarpı 41. Hemen çarpalım. 1 0 0 1 2 2 4 0 0 4 2 8. Buradan 820. 820. Eksi 1 çarpı 3 tane 3 geldi. 820 eksi 3 de 817 olmuş oldu. Demek ki toplam 817 arttı. Yani 54. sorumuzun cevabı 817 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Faktöriyelle devam ediyoruz. Diyor ki birden n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımına n faktöriyel yani n ünlem şeklinde gösterilir ve n faktöriyel denir. Şimdi N faktörel demek demek ki N'den geriye doğru N çarpı, N eksi 1 çarpı, N eksi 2 çarpı 1 de durdum. 1'e kadar gidiyorum çarpıyorum. O zaman 0 faktörel 1 bir faktörel 1'dir. Şimdi 1 faktörel zaten sadece 1 sayı var. 1 de 0 faktörel neden 1'dir diye sorabilirsiniz arkadaşlar. Ona da şöyle bir açıklık getirmek istedim ben. Aslında faktörel işlemi demek sıralama demektir. Mesela bir kişi olsa siz bu bir kişinin Kaç şekilde fotoğrafını çekebilirsiniz? Bir şekilde. Yani bir kişi demek aslında bir faktörel demek. O da birdir. Peki iki kişi olsaydı? İki kişi olsaydı bakın. Bu birinci fotoğraf çekimi olur. Bir de yer değiştirirler. İkinci fotoğraf çekimi olur. Yani iki faktörel demek iki. Aynı mantıkla üç faktörel demek üç çarpı iki çarpı birden altı şekilde fotoğraf çekilebilir. Peki hocam sıfır faktörel neden bir derseniz sıfır faktörel de boş küme. Yani hiçbir şey yok orada. E onunla siz bir fotoğrafını çekebilirsiniz. Belki bu şekilde aklınızda daha iyi yer edebilir. O yüzden 0 faktöriyel bir 1 faktöriyel işleminin sonucu bir eşittir. Tamam. Bu tamam bu tamam. 4 faktörel demek 24. 5 faktörel demek 120. 6 faktörel demek 720. Fark ettiyseniz 5 faktörelden sonra sonu hep 0. Çünkü bir tane 5 çarpanı işin içine girdiği zaman ki zaten burada bir tane 2 var. Otomatikman 0 oluşuyor. Son basamağı 0 atıyorum. Bu da önemlidir. Sorularda karşımıza gelecek. Umarım burada bir sıkıntı yoktur. Geçiyorum burayı. Duruyorum. Şimdi bir de şunu hatırlatayım ben. Mesela 6 faktörel demek 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 demek demek ya. Ben hepsini geriye doğru açmıyorum. 4'e kadar açmak istiyorum. O zaman ben 6 faktöriyeli şöyle ifade edebilirim. 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel durdum. Ha, demek ki ben burada durabiliyorum. Yani bu işlem aslında 30 çarpı 4 faktörelde olabiliyor. Yani böyle de yazabiliyorum. işime ne yararsa orada durabilirim. Ki bunu en faktörelde de yapabilirim. Bakın en faktöreli ben geriye doğru yazarsam. n çarpı bir tane daha gittim. n eksi 1 çarpı durdum. E, durduysam n eksi 2 faktöriyel diye ifade edebiliyorum. İşime ne yarıyorsa orada duruyorum. Geldim soruya. 7 faktörel eksi 6 faktörel eksi 5 faktörel işleminin sonucu kaçtır? Şimdi burada siz uzun uzun hepsini açabilirsiniz ama bunu yapmak yerine en küçüğüne benzetmeye çalışacağım. Pay kısmındaki en küçük 5. O zaman ben 7 faktöreli geriye doğru açıyorum. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 faktörel durdum. Eksi bir 5 faktörel de burada var. Bölü 6 faktörel 5 faktörel yine 5'e benzetiyorum burayı da. 6 faktöriyeli bir tane geri açarsam ben 6 çarpı 5 faktöriyel eksi yanında 5 faktöriyel var. Sonu ne yapacağım? Sonu ortak parantez. Bakın 5 faktöriyel burada var. 5 faktöriyel burada var. Pay kısmını 5 faktöriyel ortak parantezin alırsam burada 6 çarpı 7'den 42 kalır. Eksi burada hepsini aldım. Geriye 1 kalır. Bölü 5 faktöriyel 5 faktöriyel 5 faktöriyel ortak parantezin alırsam sol tarafta 6 kalır. Bakın. Eksi sağ tarafta 1 kalır. Yani 5 faktöreller sadeleştiğinde 42 eksi 1'den burası 41'dir. Bölü 6 eksi 1'den de burası 5'tir. 55. sorumuzun cevabı 41 bölü 5 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. 56. soru bana diyor ki en 2 faktörel eksi 2 çarpı en eksi 4 faktörel bölü n eksi 3 faktörel, eksi n eksi 4 faktörel. Gördüğünüz üzere buradaki en küçük ifade n eksi 4 faktörel. O zaman n eksi 2 faktöreli iki defa geri dolaşıyorum. N eksi 2 çarpı n eksi 3 çarpı durdum, durduysam n eksi 4 faktörel yazdım. Eksi 2 çarpı burada n eksi 4 faktörel bölü, şöyle düzgün çekeyim bölü dedim devam ediyorum n-3 faktöreli bir tane geri açacağım. n-3 çarpı n-4 faktörel eksi yanında bir tane daha şöyle yapayım. Yanında bir tane daha n-4 faktörel var. Eşittir. Şimdi ortak paranteze alma vakti. Bakıyorum burada ortak olarak elimizde n-4 faktöreller var. O zaman ben üst taraf yani pay kısmını n-4 faktörel ortak parantezine alırsam buradan n eksi 2 çarpı n eksi 3 geliyor. Çarpalım. n çarpı n'den n kare. n çarpı eksi 3'ten eksi 3 n. Eksi 2 çarpı n'den eksi 2 n. Eksi 2 çarpı eksi 3'ten artı 6. Çektim kenara. Sonra burayı n eksi 4 parantezine aldığımda geriye eksi 2 kaldı. Onu da aynen buraya yazdım. Bölü paydaya indim. Paydada da ortak çarpan n eksi 4 faktörel ve ben n eksi 4 faktorial parantezini aldığımda sol tarafta n eksi 3 kaldı, sağ tarafta n eksi 4'ün hepsini çektim geriye eksi 1 kaldı ve n eksi 4'ler sadeleşti bakalım gerine kalıyor. Pay kısmına döndüm tekrardan n kare elimde eksi 3 n eksi k n daha eksi 5 n 6 eksi 4'ten artı 4 bölü payda kısmı eksi 3 eksi 1'den n eksi 4. Üst taraf çarpanlar ayrılıyor. N dedim. N dedim. Burası eksi 4'e eksi 1. Yani düz bir şekilde yazılır. O da n eksi 1 çarpı n eksi 4 bölü payda kısmı n eksi 4 olur. Ve n eksi 4'ler sadeleştiğinde işlemimizin sonucu n eksi 1 olarak bulunmuş olur. Yani 56. sorumuzun cevabı n eksi 1'dir arkadaşlar. 57. soru bana diyor ki A diyor bir tam sayı olmak üzere. A 3 faktörel artı 2a eksi 5 faktörel bölü 3a eksi 7 faktörel artı 3 eksi a faktörel tanıma dönüyorum. Tanım bana ne diyor? Birden n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımı. Şimdi bu bana tanım kümesini veriyor. E doğal sayıların çarpımıysa bakın sadece şu ikisine yoğunlaşıyorum. Diğerlerini yazabilirsiniz fark etmez. Doğal sayı diyorsa demek ki a eksi 3 sayısı sıfırdan büyük eşit olacak. Ve eksi 3'ü diğer tarafa attığımızda A sayısı kesinlikle 3'ten büyük eşit. Bu bir. Bir de alt taraftaki 3 eksi A'ya geldiğimde 3 eksi A sayısı da 0'dan büyük olacak. Büyük eşit olacak. Eksi A'yı diğer tarafa attım. Buradan da A küçük eşittir 3. Şimdi soruyorum size. Bir sayı A'dan hem büyük eşit hem de küçük eşit olabilir mi? Tek ihtimalde olur. O da A sayısı 3 olabileceği ihtimalde olur. Bakın. İlla kafanızda kodlayacaksanız Size verilen bir ifadenin bir de negatifi varsa o zaman içeriği direkt sıfır yapan değer sizin a değerinizdir. a eşittir 3. Bunun nedeni mesela a sayısına ben burada 4 dersem. 4 eksi 3 1. E burada 4 dersem içerisi eksi 1 faktör oluyor. Böyle bir şey tanımı değil. En kötü 0 faktör olabilir. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle a sayısı 3'tür. Gidiyorum a'yı yerine yazıyorum. Pay kısmı 3 eksi 3 Faktöriyel artı parantez 3 kere 2 6 eksi 5 faktöriyel bölü 3 kere 3 9 9 eksi 7 faktöriyel artı 3 eksi 3'ten 0 faktöriyel artı hızlı yazalım. 3 eksi 3'ten 0 faktöriyel 1 artı 6 ve 6 eksi 5'ten 1 faktöriyel 1 bölü 9 eksi 7'den 2 faktöriyel 2 artı 0 faktörelden 1 geliyor. 1 bir artı 1'den 2, 2 artı 1'den 3 ve de işlemimizin sonucu 2 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Sayfa atlamayalım. 57, 58 tamam. N artı 3 faktöriyel eşitliğini 72 çarpı N artı 1 faktöriyel eşitliğini sağlayan N değeri kaçtır diyor. Ve ben ne yapıyorum? N artı 3'ü N artı 1'e benzetmeye çalışıyorum. Yani geriye doğru açıyorum. Açtım n artı 3 çarpı bir tane daha geriye gittim. n artı 2 çarpı bir tane daha gidip durdum. n artı 1 faktör yani eşittir. Burası 72 çarpı n artı 1 faktörel karşılıklı n artı 1 faktörel gittiğinde dikkat sol taraf n artı 3 çarpı n artı 2 yani ardışık çarpım ardışık iki sayının çarpımı. Peki hangi ardışık iki sayının çarpımı 72 yapar diye sorduğumda vereceğiniz cevap 8 çarpı 9'dur. Ve de burada küçük olan n artı 2 küçük olan 8'e eşittir demektir bu. Yani n artı 2 eşittir 8 olmak zorunda. 2'yi diğer tarafa attığımızda da n sayısı eşittir 6 olarak bulunmuş olur. Ve de 58. sorumuzun cevabı 6'dır arkadaşlar. 59. soru bana diyor ki 12 faktörel çarpı x çarpımının bir doğal sayının karesi olabilmesi için x'in alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? Bana şunu söylüyor. 12 faktörel ile x'i çarptım bakın. 12 faktörel çarpı x yaptığınızda bir doğal sayının karesi çıkacak. A kare gibi. Şimdi bunu yapmanın tek bir yöntemi var. O da 12 faktörel sayısını uzun uzun tüm değerlerini yazın. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bir yazmaya gerek yok. Çarpı x eşittir a kare. Bu şu anlama geliyor. Demek ki soldaki sayılardan her bir çarpandan iki tane var. Örneğin burada 9 var ya. 9 zaten 3'ün karesi. O yüzden bir daha benim x yerine 3 yazmama gerek yok. O zaman ben 9'u elerim. Bakın elediğimi sarıyla gönderiyorum. Mesela burada 4 var. 4 ile 2'nin karesi eledim. Bakın 3 çarpı 2 6 var. Bu 6'yı deledim. Mantık bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Eleyerek gideceğim. Buraya kadar bir sorun yok. Peki devam edelim. 12 dediğim sayıyı ben 4 çarpı 3 yazsam. Ben buradan 4'ü elerim. Çünkü 2'nin karesi gitti. Sonra burada 11 var. Sıkıntı yok. 10 dediğim sayıda 5 çarpı 2 yazsam. Bu da tamam. 8 dediğim sayıda 4 çarpı 2 yazsam çarpı. Burada bir 7 var. Burada bir 5 kalmıştı geriye. Başka gidenler var mı diye götürüyorum. Yine bir 4 var burada. Götürdüm. Başka 5 var burada. 5 var burada. Götürdüm. Bir 2 burada var. Bir 2 burada var. 2 şart tane var. Götürdüm. Ve geriye sadece bakın 3 kaldı. 11 kaldı. 7 tek başına kaldı. Şimdi tek başına kaldıysa bir sayının karesi olamıyor. Bir sayının karesi olabilmesi için benim x sayım en küçük 3 çarpı 11 çarpı 7 çarpanlarına barındırıyorsa demek ki bu 3 bu 3 götürüyor. Kare yapıyor. Bu 11 ile bu 11 kare yapıyor. Bu 7 ile de bu 7 kare yapıyor. Demek ki benim ilk sayım en az 3 çarpı 11 çarpı 7 olmuş oluyor. O zaman buradan da ne yapalım? 7 kere 11 77. 77 çarpı 3 sorumuzun cevabı olarak bulunmuş olacak. 7 kere 3 21'den bir elde var 2. 7 kere 3 21. 2 daha 23 olmuş oldu. O da 231'dir. 59. sorumuzun cevabı 231 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar. Burası önemli. Burası gerçekten önemli. Şimdi dikkatli bir şekilde beni izleyin. 36 faktörel sayısının içinde 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 çarpanlarından kaçar tane vardır? Bakın bu soru yapmanın uzun yolu. 36 faktör sayısını 36 çarpı 35 çarpı 34 çarpı 33 çarpı bla 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 yeri uğraştım. 36'nın içinde 4 var. Yani 4 çarpı 9 yani. 2 tane 2 oradan var. 35'te yok. 34'te bir tane var. 17 çarpı 35 bakayım. 34, 17 çarpı 2. Evet. Bir tane var. Bunları tek tek yapmanız lazım. Ama bir diğer kolay yolu da beni adım adım dinleyin. Bir. Verilen sayı 2, 3, 5 gibi asalsa. Tabi 7, 11. Bunların hepsi için geçerli. Yöntem şudur. 36 sayısını siz bakın. 36 sayısını siz şöyle yapayım altı cevapları da göreyim. 36 sayısını siz sırayla önce 2 ile yapıyorum. 2'ye böldüm. 36 bölü 2 18. Bölüm benim için önemli. Bölüm 18 mi? Bölümü bir daha 2'ye bölüyorum. 18 bölü 2 9. Bitmedi. Bir daha bölümü 2'ye bölüyorum. Kalanla işim yok. 4. 4 kere 2 8 çünkü. 4'ü bir daha 2'ye bölüyorum. 2. 2'yi bir daha 2'ye bölüyorum. Bir. Hocam ne zaman duracağım? Bölünemediği anda duracaksınız. Yani böldüğünüz sayıdan küçük bir sayı elde ettiğiniz anda duracaksınız. Durdunuz mu? Durdunuz. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi bölümlerin bölümlerin hepsini topluyorsunuz. Bakın. 18, 9 daha 27, 4 daha 31, 1 daha 32, 2 daha 34. Bu da şu anlama geliyor. Demek ki 36 faktörel sayısının içinde 34 adet 2 var demektir. Yani işleminiz asal olduğunda bu şekilde. 3'ü yaparız o zaman. 36 sayısını ben gidiyorum. 3'e bölüyorum. 36 3'e böldüm. 12. Bir daha 3'e böldüm. 4. Bir daha bölünür. 3'e böldüm. Bir daha da bölünmez. Bölümleri topluyorum. 12, 4 daha 16. Bir daha 17. Bu şu anlama geliyor. 17 adet 3 var. Bakın kolay. E hocam 5 de asal. 5'i de yaparım. Yapalım. 36 sayısını gidiyorum 5'e bölüyorum. Kaç defa var? 7 5 35. 7 defa var. Buraya gerek yok. 7'yi 5'e böldüm 1. Bölümleri topluyorum. 7 burada, 1 burada, 8. Bu da şu anlama geliyor. 8 adet 5 var. Tamam. 8 adet 5 var. Yanlış yapmayalım. Bunu yaptık. 34 bunu yaptık. 8'de de 5 var. Bunu yaptık. Güzel. Demek ki verilen sayı asalsa direkt bölüyorsunuz. 7'de, 11'de hepsinde bunu yapacağız. Peki hocam. Verilen sayı asal değil. Bir sayının karesi veya kübü. Mesela 4 gibi 8 gibi, 9 gibi. 4 için şunu yapıyorsunuz. Verilen sayı 4 ise. 4 sayısı nasıl yazılır? 2 üzeri 2. Yani bir sayının kuvveti. 2'nin kuvveti. 2'nin kübü. 3'ün kübü. 4'ün kübü. Bu tarz soru. Yani 4'ün kübü değil. Özür diliyorum. Asal ayırıyorum. Asalın kuvveti şeklinde ayırıyorum. 2'nin karesi. Dedim mi? Dedim. Sonra elimde kaç tane 2 vardı? 34 adet 2 vardı. 34 adet 2 varsa kuvvet şeklinde yazdığınızda bu kuvvetimiz 2 ya. Elimizdeki 2 sayısını gidiyorum. Bu 2'ye üstteki sayıya bölüyorum. 34 bölü 2 yaptığımda çıkan sonuç 17. Durdum. Çünkü bu 34 faktörel değil dikkat. Elimizdeki 2 sayısı. Elimizde 34 tane 2 var. Sen bunlardan kaç tane 4 oluşturabilirsin? E her bir ikiliden 4 oluşturduğum için 2'ye bölüyorum. Demek ki 17 adet 4 oluşturuyorum. 17 adet. Bu da tamam. E hocamam o zaman hocam 8'i de şöyle yaparım ben. 8 dediğim sayı nedir? 2'nin kübü. Yani biz 8 oluşturmak için 3 tane 2'ye ihtiyacımız var. Bakın biz 8 oluşturmak için 3 tane 2'ye ihtiyacımız var. Elimizde kaç tane 2 var? 34 tane. O zaman gidelim ben bunu 3'e bölerim. 1 kere 3, 3, 0, 4. 1 kere 3, 3, 1. Bir tane 2 arttı. Artsın. Peki ben kaç tane 3 kaç tane oluşturabiliyorum? 11. Bu da şu anlama geliyor. 11 adet 8 yazabilirim. Yani 11 adet 8 var diyelim. 11 adet 8 çarpanı vardır. Bu da tamam. Yani 9 olsaydı 3'ün karesi mi? Kaç adet 3 olduğuna bakacaktım. 17. 17 üstteki sayı 2'ye bölecektim. 16 da vardı zaten. 16 bölü 2'den 8 adet de 9 oluşturabilirim. Misal. Bu da tamam. Gelin kaç adet 6 oluşturacağımıza bakalım. 6. Peki hocam 6'yı nasıl yapacağım? 6 için şuna başvuracağım. 6'yı bilebildiğim ya da nasıl diyeyim Asal çarpanları ayırdığımı düşünün. 6 sayısında 3 ve 2 çarpanları var değil mi? Yani ben siz, yani siz 6'ya bakamazsınız da içindeki 3'lere ve 2'lere bakabilirsiniz. O zaman benim elimde kaç tane 3 vardı? Burada bulmuştum. 17 adet 3 var. Peki benim elimde kaç tane 2 vardı? 34 adet 2 var. Yani buradaki 17 adet 3 ile 34'ün içindeki 17 adet 2'yi kullandınız. 6 yaptınız. Geriye 17 adet 2 arttı. Başka 3 var mı? Yok. Peki başka 6 yapabilir misiniz? Yok. E o zaman bu şu mantığa geliyor. Büyük olan çarpan kadar 6 oluşturabilirim. Yani bu da şu anlama geliyor. 17 adet 6 oluşturabilirim. Umarım anlaşılmıştır. Çarpan ayırdığınızda büyük olan çarpan kadar oluşturacaksınız. Peki hocam 6 anlaşıldı. Demek ki ben 6'yı da yaptım. Onu da işaretleyelim. Şurada. Demek ki ben çarpan şeklinde yazdım. Hepsini yapabiliyorum. Burada da sorun yok. 12'ye geldim. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam 12'yi ben nasıl yazacağım? Çünkü ben şöyle yazarsam. Bakın mantıken. 4 çarpı 3 yazarsam. 4 demek de 2'nin karesiydi. Yani 2'nin kuvveti. E asal burada 2, burada 3. Demek ki büyük olan 3'e bakacağım. Yanlış. Büyük olan çarpan kadar. Yani 2'lerin oluşturduğu 4 var orada. 4'ü parçalamıyorsunuz. Duruyorsunuz. Yani ben kaç adet 4 oluşturabiliyorsam o kadar adet 12 oluşturabiliyorum demektir. Tekrar diyorum. Kaç adet 4 oluşturabiliyorsanız o kadar adet 12 büyük olan buradaki çarpan 4'tür. Peki ben kaç adet 4 bulmuştum? 17 adet 4 bulmuştum. Demek ki büyük olan çarpan bu olduğu için 17 adet de 12 oluştura. Ya da 17 adet 12 çarpanı vardır. Buradan da sorumuzun cevabı 17 olarak bulunmuş olur. Şu anda karşınıza çıkabilecek tüm sayıları denemiş bulunduk. 12 mesela 14 deseydim. 14 bakacağımız şey 7'ye 2'li büyük olan çarpan direkt 7'ye bakacaktım. Yani 36 faktöriyi 7'ye bölüp kaç adet 7 çarpanı var ona bakacaktım. Umarım anlaşılmıştır. Umarım burası kafanıza yatmıştır. Şimdi tabii ki de bize direkt kaç adet 2 var, kaç adet 3 var diye sorulmuyor. Pratik yapacağım zaten. Bize nasıl soruluyor derseniz bize şu şekilde sorulacak. Diyecek ki N ve A birer pozitif tam sayı. Hiçbir sorun yok. N ve A birer pozitif tam sayı. 36 faktörel eşittir. 2 üzeri n çarpı a olduğuna göre n'nin alabileceği en büyük değer. Yani buradaki n'nin alacağı en büyük değer demek 36 faktörünün içinde kaç adet 2 çarpanı var demek. 2 asal mı? Asal soru bitti. O zaman 36'ya giderip 2'ye bölerim. Böldüm 18. Bir daha bölüyorum. 9. Bir daha böldüm. 4. Bir daha böldüm. 2. Bir daha böldüm. 1. Demek ki n sayısı 18, 9 daha 27, 4 daha 31, 32, 33, 1 daha 34. Yani n eşittir maksimum 34 olur. Şimdi en büyük demesinin nedeni bu n'deki yani iki çarpanları belirtiyor ya bu. Bir tanesini a'ya versem ben bu n sayısı 33 de olur, 32 de olur, 31 de olur hatta ve hatta hepsini versem bu n sayısı 0 de olur. 2 üzeri 0'dan 1 çarpı a gibi düşünün. O yüzden en büyük demek zorunda. Bu da kafanızda kalsın çünkü soru olarak karşımıza gelecek burası. N 34'tür. 62. soru bana diyor ki x ve y birer pozitif tam sayı 70 faktörü eşittir. Dikkat 9 üzeri x çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği en büyük değer bana sordu şey 70 faktörünün içinde kaç adet 9 vardır? Şimdi 9 demek 3'ün karesi miydi? Evet o zaman ben neye bakacağım? 3'e bakalım hemen. 70 faktöriyel alıyorum yani 70 alıyorum. Gidiyorum. 3'e bölüyorum bölemeyene kadar. 3'e böldüğümde 2 3 6 1 0 3. 23 defa var. Bir daha 3'e bölüyorum. 7 3 21'den 7 defa var. Bir daha 3'e böldüğümde 2 defa var. Durdum. Daha bölemiyorum. 23 7 daha 30 2 daha 32. Bu şu anlama geliyor. 32 adet 3 var. Ben 9 oluşturacağım. Peki Kaçar tane aldığımda 9 oluşuyor? 2 tane. O zaman bu 32'yi. Şöyle diyebilirsiniz. 9 üzeri x demek 3 üzeri 2 üzeri x demek ya. Bu da 3 üzeri 2x demek. Doğru mudur? Yani üstteki 2x'i siz 32 var. O zaman siz 32 sayısını gidiyorsunuz. 108 sayı yani 2'ye böldüğünüzde burada 16 adet 9 oluşuyor. Yani x sayısı maksimum 16 olmuş oluyor. x'in alacağı maksimum değer 16'dır arkadaşlar. Bir kontrol edeyim yine de. Yine sıkıntı yaşamayalım. 62, 16 tamam. 34, 16. 62. sorumuzun cevabı 16 olarak bulunmuş oluyor. 63. soru bana diyor ki x ve y birer pozitif tam sayı. 43 faktöre eşittir. Dikkat 21 üzeri x çarpı y olduğuna göre x'in alabileceği farklı değerler toplamı kaç Önce bir en büyük değeri bulayım. Nasıl bulacağım? 21 dediğim sayı 7 çarpı 3'ten oluşuyor. Doğru mudur? Buradaki büyük çarpan 7. Büyük çarpan 7. Demek ki ben 43'ün içindeki 43 faktörün içindeki 7'lere bakacağım. Bakalım. 6 kere 7'den 42 diyor bana. Ve burada başka bölüm şey olmadığı için tek bir bölüm alıyorum. 6. Bu da şu anlama geliyor. X sayısı maksimum 6. E maksimum 6 ise o zaman x sayısı 5 de olur, 4 de olur, 3 de olur, 2 de olur. Bakın Pozitif tam sayı diyor. 1 de olur. 0 da olur ama yazmıyor. Çünkü pozitif tam sayı diyor. Alacağı farklı değerlerin toplamını soruyor. 6'dan 1'e kadar olan toplam. E bu da ardışık toplama denk geliyor. n çarpı n artı 1 bölü 2'den 6 çarpı 7 bölü 2'dir. Böldüm böldüm 3. 7 çarpı 3'ten de işlemimizin sonucu 21 olarak bulunmuş olur. 63. sorumuzun cevabı 21'dir arkadaşlar. 64. soru bana diyor ki... 34 faktöre sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? Aslında bana sorduğu şey bakın. Aynı soru. 39 faktöriyel yani eşittir 10 üzeri x çarpı a. Bana x'i sorur. Yani diyor ki kaç tane 10 çarpanı vardır? Peki ben 10 çarpanına bakmak istiyorsam neye bakıyordum? 5 çarpı 2 diyorum. Büyük olan çarpan 5'e bakıyordum. Yani ben 0 sayısını alıyorsam 39 faktöriyeli çünkü kaçta kaç basamağı sıfırdır demek. Sondan kaç basamağı sıfırdır demek. İçinde kaç tane 10 çarpanı var demek. 10 içinde çarpanları ayırıp 5'e bakmak demek. 39'u ben gidiyorum. 5'e bölüyorum. 8 5'ten 40. 7 5'ten 35. Buraya ihtiyacım yok. 7'yi bir daha 5'e böldüm. 1 ve bölümleri topladığımda 7 artı 1'den. Bu da şu anlama geliyor. 8 adet. 8 adet 10 vardır. Yani sondan 8 basamağı 0'dır diyoruz. 39 faktöriyel eksi 1 sayısının sondan kaç basamağı 9'dur? Şimdi yukarıdaki soruda zaten 39 faktöriyelde sondan kaç basamağının 0 olduğunu bulduk. Ne bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak 0. Sonrası sayı dedik değil mi? Diyor ki bundan 1'i çıkart. Bakın bundan 1'i çıkartıyorum. Sondan kaç basamağa? 9 diyor. Şimdi sıfırdan 1 çıkmaz. Bir onluk aldım. Bir onluk, bir onluk, bir onluk, bir onluk, bir onluk. Geldim. Burada onluk vardı. Buradan aldım. Bir tane verdim. Kaldı 9. Buradan kaldı. 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 9. Ondan 1 çıktı. 9. Burası yine sayı benden sondan kaç basamağı 9 diyor. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 olmuş oluyor. Sondan 8 basamağı 0. Pardon, sondan 8 basamağı 9'dur. Yani kaç adet 0 varsa 1 çıkarttığımızda 9 oluyor. O kadar adet 9 olmuş oluyor. Mesela 2 çıkartsaydı en sonu 8 olurdu. Hepsi 9 oldu. Yine kaç sondan acaba son, hani son 10 basamakta kaç tane 9 vardır diye farklı sorularda gelebilirdi. Bu soruyu da bu şekilde yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu da tamam. 66. soru bana diyor ki 40 faktörel eksi 28 faktörel sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır diyor. Dikkat. Şimdi yani aslında bana sorduğu şey içinde kaç tane 5 çarpanı vardı değil mi? Önce 40 faktörelde bakıyorum. 40'ı gidiyorum 5'e bölüyorum. 8 kere 5 40. 8'i bir daha 5'e böldüm. 1. Bu da şu anlama geliyor. 8 artı 1'den bakın. 8 artı 1'den toplam 9 basamağı sıfırdır. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 basamak 0. Burada sayı var. Bir de 28 faktörüyle bakıyorum. 28 sayısını alıyorum. 5'e böldüm. 5 kere 5, 25. 5'i 5'e bir daha böldüm. 1. Bu da şu anlama geliyor. 5 artı 1'den, sondan 6 basamak 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sayı, sayı, sayı. Bunları birbirinden çıkar diyor. Çıkaralım. 0'dan 0 çıktı, 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0'dan sayı çıktı. Yani bir 10'luk alırım. 10'dan sayı çıkarırım. Sayı, 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 sayı. Yani gördüğünüz üzere 1, 2, 3, 4, 5 toplam sondan 6 basamağı 0 oldu. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 buradan dolayı 6 basamağı 0 oldu. Bu da şu anlama geliyor. Küçük olan faktöriyel kadar sondan basamağı 0 olmuş oluyor. 66. sorumun cevabı da 6 olarak bulunmuş oluyor arkadaşlar ve de evet. Temel kavramlar konu anlatım kısmını bu şekilde bitiriyoruz. Bundan sonraki videomuzda kaya sorular yani eski nesil sorular olacak ki konuyu pekiştirmenize yarayan sorular olacaktır. Buradan çok daha fazla soru çözeceğim merak etmeyin. En az 50-55 tane soru olacak orada. Bundan sonra yeni nesil sorular olacaklar. 3. videomuzda temel kavramların orada da 50 tane soru var. Yeni nesildir arkadaşlar. Umarım bu kısım işinize yaramıştır. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. PDF'ler aşağıda açıklamalar kısmında var. Oradan indirip izleyip çözebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.